gidi. Ey gidi eski günler. Bak oğlum bak. Burası dere yatağıydı. 18 metre dere yatağı vardı. Şimdi düştü 1,5 metre. Ya burası anneannenin son yanlık ayrılanın yatağı değil. Dere yatağıydı. Dere. Kalan 1,5 metreye de göz koydular. Pesmiş. Neyse be. Bu 1,5 metreden hes mi çıkar? Ancak bok çıkar. Bok ancak o çıkar. Pesmiş. Tutturdular hes. Bok mu var? Ben o hoşa bir çıkar. Neymiş? Zaten Mısırlar onu domuz yedi. Fındığımı ayı yedi. Çayımı da çaykur bok etti. Neymiş? Randevu sistemiymiş. Randevu mu vardı eskide be? He, eskide randevu mu vardı? Yakında merak etme oğlum. Ekmeği de randevu ile alacağız. Daha ne randevu ile çıkacak ne? Zaten memleket döndü randevu evine. Kalan 1,5 metrelik suyu da hes aldı. Aa sana köylü. Aa sana köylü. Söyleyeceklerimin sorumlusu benim. Çay TV değil. Biliyorum bütün medyada çalışanlar, yönetenler ülkelerine yapılan büyük kötülükleri önceliğe almak kaydıyla halka anlatmakla mecburdurlar. Yoksa mesleklerini icra etmemiş olur. Barajlı santrallarla ucuz elektrik üretiliyor. Dehşetengiz bir yalandır. Oh. Aha. Dünyanın en namussuzca, mühendis olarak söylüyorum bunu, meslektaşlarım duysunlar. Kimseyi itham etmiyorum, şahısları hedef almıyorum. Ben proje nesneler üzerinde konuşuyorum. Gördüğüm nesneye sıfat bulamayınca böyle hoşlanmadığınız sıfatları kullanabilirim çaresizlikten. Bu ya, dünyanın en büyük yalanıdır. Barajların yapıldığı rakımlar asla ve asla bir mühendisin aklından geçirebileceği rakımlarda değildir. Ülkemizin akarsularına baktığımız zaman ülkemizdeki barajların 1800, 2000, 2500 rakımlarında yapılması gerekir. 1800 ve 2000, 2500 rakımlarında yapılması bizdekiler gerekir. Bizdekiler nedir ortalama hocam? Mesela diyoruz. Muratlı Barajı'nı söyleyeyim. Muratlı Barajı 50 rakımında, 45 rakımındadır. Oy. Borçka Barajı 100 rakımında. Deriner 200 rakımında sayayım yukarıya. İnşaat oraya, daha kolay oluyor tabii oralarda. Atatürk Barajı mesela 500 rakımında. Tabii güzel. Kolay para. Karkamış kazanıyor. Fırat'ın en aşağısındaki şey o da 350 rakımında. İnşaatçı yorulmasın. Bir kere barajların yaptığı görevi bilirsek tamam. O rakımlarda yapılmayacağını simitçi tamamdır. Bile idrak eder. Barajların biz hacmini ikiye böleriz mühendis olarak. Ölü hacim, aktif hacim. Biz barajları aktif hacmi için yaparız. İdeal baraj ölü hacmi sıfır, bütün hacmi aktif olan barajdır. Evet. Faydalı hacmi yani %100'ü eğer barajın arkasındaki gölün hacminin %100'ünü kullanıyorsanız kutlanacak bir baraj evet. Projesi yapmışsınız demektir. Basit bir şey söyleyeyim. Bir kovanın yarısını dolduruyorsan evet. Niye kovayı kocaman yapıyorsun kovanın kardeşim? Kovanın içini niye taşla dolduruyorsun? Allah Allah. Evet. Tabii aynı evet. Böyle. Yani burada yararlı hacim konusuna gireceksiniz. Yararlı kısım nedir? Evet. Ölü hacmi nedir? Evet. Öyle bir şey. Ülkemizde maalesef yapılan barajların tümü için konuşuyorum. Yarıdan fazlası ölü hacim. Felaket. Bir örnek vereyim, isimlendireyim ki akılda kalsın. Hı-hı. Atatürk Barajı'nın %74'ü ölü hacimdir. İbarettir. Bu barajların durumu böyle ülkemizde. Peki bunlar hangi amaçla yapılmıştır? Çelik Hoca isterseniz ben devam edeyim. İsterseniz yok, Çelik Hoca. Yok, rica ederim. Peki devam et. Ülkemizde yapılan barajların %90'ı görev yapmıyor. Peki ne yapıyor? En acı cevap şimdi geliyor. Her %90'ı şu an. Her akıl sahibi Müslümansa da bunu düşünmek durumunda. Başka dindense de dinsizse de bunu düşünmek durumundadır. Ne yapıyor? Yani şu anda %90'ın barajlarımızın ne yapıyor? Evet. Çok bu görev yapmayan barajlar ne yapıyor? Neden yaptılar bunu? Bu sorunun cevabını ararken kimse çıkıp size biz bu büyük kötülüğü şu amaçla yaptık demezler.
Diyemezler zaten. Demezler. Diyemezler. Belki içlerinde namuslu birisi çıkar der. Keşke. O zaman biz sonuçlara bakarak kime ne fayda sağlıyor, kime ne zarar veriyor, oradan hareket edersek bunu açıklayabiliyoruz. Şimdi bu görev yapmayan barajların dizilişi önemli. Özellikle iki nehir üzerindekiler. Bakın. Mazlum Çoruh değil mi? Evet. Evet. Bakın. Şu yukarıdaki Çoruh Nehri üzerindeki barajların adları dizilmiş. Evet. Burada Fırat üzerindeki barajların adları dizilmiş. Bu sarıya boyadığım bölüm barajlar tarafından yok edilen kışlaklardı. Kışlaklarda kışlayan insanların yaşam alanlarıdır ya. Ve daraltılmış alanlar. Sarı alanlar. Sarı alanlar. İnsandan boşaltılmış alanlar. Bunlar. Bitkisel ve hayvansal da ayrıca. Tabii çünkü barajlar kışlakları yok eder. Kışlak nedir? Hayvancılık ve tarımla uğraşan insanlar için çok önemli mekanlardır. Sebebi şu. Kışlaklar tarım için çok kıymetlidir. Orada üretim çok daha çeşitli ve zengin olur. Doğal gübre imkanı vardır tabii. Hayvancılıkla uğraşan için de kışın için muhtaç olduğu mekandır. Barajları yaparsanız bunları yok ediyorsunuz. Bir de barajın gerisinde olanlar zaten tabii, su kesildi. Kışlakları yok olan insan göçüyor. Göçer. Dolayısıyla mezraları da boşaltıyor. Yaylaları da boşaltıyor. Hocam, mikrop gibi adeta. Aynen. Zaten hocam ben ayrıca mikrop üretiyor, o ayrı. O da ayrı. Çevreciden. Barajlar konusunda hocam sizi hazır bulmuşken. Şimdi gelelim bölme konusuna. Heh. Şimdi evet. Ben size söyleyeyim. Bu barajlar görev yapmıyor. Evet. Bu iki nehir üzerine de peş peşe dizilmişler. Arada Çoruh'un elinde iki yerde boşluk var. Orası da maden sahası. Bir numaralı haritayı yansıtırlarsa gösteririm. Fırat'takiler de böyle. Bu ara yerde de dört tane daha baraj var. Birisi yapıldı. Bağıştaş 2. Evet. Bu Fırat. Evet. Bağıştaş. Şuradan yukarıda dört baraj daha var ikisinin arasında. Dört taneden bir tanesi yapıldı. Bağıştaş 1, Bağıştaş 2, Eriç ve Kema. İsimlerini veriyorum. Bu barajlar da peş peşe. Peki görev yapıyorlar mı? I-ı. Peki ne yapıyorlar? Coğrafyamızı yırtıyorlar. Aynen öyle. Ne demek coğrafyamızı yırtıyor? Sınır oluşturuyor. Coğrafya demek bir yerküre üzerindeki bir yüzeyde insanların, canlıların beraber yaşadıkları bir bölüm demektir. Ama su, dünya haritasına bakarsanız doğal sınırların %70-80'i sulardan meydana gelir. Ya akarsudur, ya göldür, ya denizdir, ya okyanustur. Geri kalan bölümü de doğal sınır diyorum, dağların zirvesidir. Şimdi bu iki nehir üzerinde bu barajların yaptığını böyle çizerseniz grafik kısmına geçebilir miyiz arkadaşlar? Geçebilirseniz geçin, geçmezseniz sorun değil. Evet, çizerseniz böyle oluyor. Peki, şuraya Munzur Dağları'nı koymuşuz değil mi? Evet. Eğer siz Büyük Ortadoğu Projesi'ni açıp resmi bu ölçüye getirirseniz, bunun üzerine getirirseniz oradaki Diri Kürdistan'a ayrılan coğrafya parçasının Munzurların sırtından geçerek tekrar Fırat'ın vadisine indiğini ve Çoruh'u takip ettiğini göreceksiniz. Şurada bir baraj var. Altıparmak Barajı. Çoruh Nehri'nin Barhal Çayı üzerinde. Ben o çayın kenarında büyümüş biriyim. O baraj asla ve asla görev yapmıyor. Ama yaptığı bir şey var. Gizli görev. Tabii. Yaptığı bir şey var. Yusufeli ilçesinin en dominant köyünü, Kadir Topbaş'ın köyünü ortadan kaldırıyor. Peki başka ne yapıyor? Firi Kürdistan diye birilerine bağışlamak istedikleri ülkemin parçasından Karadeniz'e çıkışı sağlıyor. Kuş uçuşu 30 kilometreye düşürüyor. Hocam burada yalnız şöyle bir şey var. Mesela bu sınır yani su sınır işte yapıyor. İşlevsizleşiyor aslında bir anlamda. Çünkü etrafındaki akarsu baktığınız hani kışlaklar dediniz ya. Onlar yok oluyor. Onlar yok oluyor. Dolayısıyla coğrafya orada bir yok çıkıyor orada. Yani burada aslında bir coğrafya şey oluyor ama yırtılıyor. Bir baraj diyelim ki
ile yani evet. enerji üretim yeri var. Birkaç kişiye yarıyor diyelim ki veya devlet ne kadar şey yapıyorsa bir devletin birkaç tane barajı var orada. Evet. Tepede herkesi bir kere enerji üretebilme kabiliyetinden yoksun bırakıyor. Hayatlarını felç ediyor. Sudan su birleştirmesi lazım olan bir şey. Evet. Hayatın kaynağı su. Evet. Hayatta. Evet. Şimdi burada aslında insanların su elinden suyu alıyor. Su birleştirici olması lazım. Ha, su birleştirici evet. olması lazım ama su burada ayrıcı aslında bu tersine. Barajlarla ayrıcı oluyor. Şeylerle hem onları boşaltıyor ki burada ben şeye geleceğim hocam. Bir oradaki görüşlerinizi merak ediyorum. Madem girdiniz o hani şey konusuna diğer terör vesaire gibi. Ben şuna inanıyorum. Ne dersiniz? Yani terörün geçmişine baktığımızda sizin yaşlar olarak daha müsaittir herhalde. Yani Türkiye'de terörün başlaması hadisesi benim inancıma göre şu barajların yapılması var ya. Onunla ilgilidir. Binlerce köy aynı anda ben bir biliyor enerji mi? Konferansında şey yaptım. Böyle bir tartışma oldu. İşte şöyle böyle etnik tartışmalara falan girdi. Ya dedim bakın su barajlar bir taraftan da savunanlar vardı tamam mı? Evet. Barajı savunuyor ama bir taraftan da ülke bölünmesin şöyle böyle oluyor tam tersi diyen. Zaten kafa karışık. Ben dedim ki kafa karışık. Ya dedim kardeşim zaten barajlar değil mi bu insanların binlerce köyden geçim kaynaklarından men etti bilmem ne yaptı. Evet. Köydeki yerlerini burada sizin dediğiniz gibi kışlakları bıraktılar. Bu insanlar kentlere akın ettiler. Öyle değil mi? Aslında bölen şey bu yani. Bu mentalite yani. O insanlar. Terörü yaratan bu. Terörü yaratan tabii. Yani asıl o şey bu. O insanlar kullanılmaya hazır insan topluluğu haline geldi. Vatandaş olmaktan çıkarıldı. Hocam geçim kaynakları yoksa ne yapsın insanlar? Hayır bir şey de sonuca bakıyorum. Değil sonuçta mi? Ne oluyor? Hiçbir yere bağlı olmayan, karnı acıkan, zaman mevcut otoriteden açlığını gidermesini haklı olarak isteyen bir insan topluluğu var. Evet. Ülkeye düşman olanların en çok kullanılacağı topluluklar onlardır. Tamam. Evet sevgili çaresizsiniz izleyicilerimiz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Çelik Eren Gezgin hocamla birlikte sunduğumuz programda bugünkü konuğumuz Naci Özen, inşaat mühendisi. Evet. Kendisinin kitapları var. Mazlum Çoruh, Kusursuz Enerji tırnak planı. İçerisinde ünlem işareti planı. Evet. Bu iki kitaplarda inşallah hocamızla az önce konuştuk. PDF halinde zaten Mazlum Çoruh değil mi hocam? Yayacağız. Evet. Onu izlemenizi, okumanızı özellikle tavsiye edeceğiz izleyicilerimize. Şimdi bugünkü konumuz geçenki başladığımız aslında bölümün devamı hocam. Evet. Suyun ticarileşirmesine hayır demiştik. Suyun evet. ticarileşirmesi dünyada nereye götürüyor insanları? Suyun insanlık hakkı olduğunu söyledik açıkçası. Evet. Ve ticarileşirmesinin sonuçları neler olduğunu burada irdelemeye çalıştık. Bugün ona devam edeceğiz. Birlikte kararlaştırdığımız hocamızın tavsiyesiyle Naci hocamızın konu başlığımız su ülkeyi böler mi? Yani evet. birkaç seçenek içerisinde ki seçenekler içerisinde HES'lere hayır mi desek mesela gibi hocamın söylediği güzel bir şey daha vardı. HES mi heves mi diye. Evet. Buradan ortak mutabık kaldığımız şey su ülkeyi böler mi? Yani tema olarak her bölümde evet. bir konu böyle tema veriyoruz hocam. Evet. Evet. Uzun süredir barajlarla ilgili olarak Naci Özen hocamızın deneyimleri var. Bu deneyimler çerçevesinde çalışmaları var. Bu çalışmalar doğrultusunda özellikle. Gerçekten çok önemli. Biz konuştuk öncesinde de zaten uzun süredir Çelik hocamla birlikte de devam ediyor birliktelikleri. Biz de hocamla ilk defa yüz yüze bugün geldik. Çok evet. memnun olduk tanıştığımıza. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Bu konuya ilk bilimsel yaklaşımdır benim kanaatimce. Evet. Şimdi hocam isterseniz siz başlayın. Bir doğaçlama gidiyoruz biz her zaman gibi formatta. Yani sohbet şeklinde. Bu barajlar nedir? Yani barajlarla ilgili biz zaman zaman da söylüyoruz. Geçen evet. bölümde de hatta dile gelmişti değil mi hocam? Evet, evet. Sizin de onu tekrarlamayacağım. Sadece hatırlatayım izleyicilere. Tamam. Benim hani Sakarya Nehri civarında büyümemle ilgili bir şey vardı anım. Evet. Bugün hiç balık bulamamamız aşağı yukarı. Ama evet. ben 17 yaşlarında balık bulabiliyordum. Yani evet. 3-4 aileye yetecek balığı tutabiliyorduk. Barajların bu tarafında ne olduğuyla ilgili aşağı yukarı yani insan olarak normal oralarda o nehir civarında yaşayan olarak biliyorum. Ama evet. tabii siz bunun teknik boyutlarıyla, evet. arka planıyla Yusufeli Barajı var, GAP projesi var. Evet. Buralarla
sizi dinlerim. Yani hayat kaynağı olan su hayatiyetini kaybetti. Aynen. Acaba neden? Efendim, sürem bitmeden önce gözlerinizi kırpınız anlarım ben. Estağfurullah. Ben yoksa susamam diyorsunuz. Evet, yoksa susamam. Yani. Eyvallah. Efendim, önce Çay TV yöneticilerine tebrik ediyorum. Bu konuyu cesaret edip programa çağırdıkları için, Çelik Bey'i de inandıkları için ayrıca kutluyorum. Bütün Çay TV'de bizi izleyenlere, ilgi duyanlara selamlarımı, söyleyeceklerimden sonra sorumluluk duyanlara da saygılarımı sunarım peşinen. Söyleyeceklerimin sorumlusu benim. Çay TV değil. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bu konunun içine tesadüfen düştüm ben. İçine düştüm. Yani. İçinden çıkmak için uğraşınca çok vahim sonuçlara vardım. Şimdi bu vahim sonuçları bir özetleyeyim size. İnşaat mühendisiyim. Barajların niçin yapıldığını biliyorum. Herkes de bunu öğrenebilir. Zor bir şey değil. Eğer akarsular senenin her günü, her ayı aynı miktara yakın, aynı miktarda akması şart değil asla, aynı miktara yakın aksaydı biz baraj yapmazdık. Sorun şu grafikte görüldüğü gibi ihtiyaç olmazdı yani. Olmazdı. İhtiyaç olmazdı. Tabii bitti gitti. Şu grafikte gördüğünüz gibi, arkadaş grafiği tekrar görüntüye getirirse tamam. Evet. Hı hı. Görüyorsunuz ki Mayıs ayında akarsular çok yüksek seviyede akıyor. İşte Nisan'da biraz daha az, Haziran'da daha az, Mart'ta az. Ama orada o grafikte 3 numaralı bir çizgi var. O ortalama debi çizgisi dediğimiz. Hı hı. Eğer akarsu hep o seviyede aksaydı biz baraj yapmazdık. İdeal bir akarsu olurdu. Sadece paylaşmanın üzerine kavga ederdik. Barajlar bizim akarsu planlaması yaparken paylaşımı kolaylaştırsın. Bize zarar verici özellikleri ortadan kaldırılsın akarsuların diye. Daha faydalı hale getirelim diye yaparız barajları. Ama maalesef ülkemizde yapılan barajlarla ülkemize benim tespit edebildiğim çevrecilerin derdi hariç onu 6. 7. 8. kötülük olarak alabilirsiniz. 5 büyük kötülük yapılmıştır ülkemizde barajlarla. İnanılmaz şeydir. Bunları kısaca şöyle özetleyebilirim. Birincisi, akarsuyun düzenli hale getirilmesi için barajlardan önce akla getirilecek tedbirler vardır. Bunlar alınmamış. Onlar çok evet. Ucuz, herkesin yapabileceği ve sonunda bereket evet. Getiren önlemlerdir, tedbirlerdir. Birincisi bu. Bu kötülük yapılmış. Bunları açma kısmına sonra mı girelim hocam? Evet. Not alayım buraya. Tabii tamam. Tabii not alın. Tamam. İkinci kötülük, bu şimdiye kadar kimsenin aklına gelmiyor. Bunu üniversite hocalarıma da söylediğim zaman hocalar da duraksıyorlar. Hocalarım derken onu da bir ara aç lütfen. Evet, evet. Barajların yapıldığı rakımlar asla ve asla bir mühendisin aklından geçirebileceği rakımlarda değildir. Ülkemizin akarsularına baktığımız zaman ülkemizdeki barajların 1800-2000-2500 rakımlarında yapılması gerekir. 1800 ve 2000-2500 rakımlarında yapılması bizdekiler gerekir. Bizdekiler nedir ortalama hocam? Mesela gelir. Muratlı Barajı'nı söyleyeyim. Muratlı Barajı 50 rakımında, 45 rakımındadır. Oy. Borçka Barajı 100 rakımında, Deriner 200 rakımında. Sayayım yukarıya. İnşaat orayı. Daha kolay oluyor tabii oralarda. Atatürk Barajı mesela 500 rakımında. Tabii güzel. Kolay para. Karkamış, Fırat'ın en aşağısındaki şey, o da 350 rakımında. İnşaatçı yorulmasın. Bir kere barajların yaptığı görevi bilirsek tamam. O rakımlarda yapılmayacağını simitçi tamamdır. Bile idrak eder. Şimdi ikinci olarak da demek ki ben not aldım hocam. Rakımları mühendisin tahayyül edemeyeceği bir yanlışlıklardır. Yanlışlıklardır. Üçüncü büyük evet. Kötülük, ülkemizde yapılmış barajların yararlı hacimlerinin %90'ı görev yapmıyor, yapamaz. %90 zaten dolamaz. Dolamaz tabii. İşte bu kadar. Bu bir matematik sonuç. Yani evet. Bunun ama %90 büyük demek, %90 maliyet artışı ve kar demek. Tabii. Ona da geleceğim. Evet. Da bu %90'ın üstüne çıkar, evet. Altına inmez. Evet. Bunu da size
bir başka programda matematikle gösteririm. Tamam. Dördüncü büyük kötülük, barajların biz hacmini ikiye böleriz mühendis olarak. Ölü hacim, aktif hacim. Biz barajları aktif hacmi için yaparız. İdeal baraj, ölü hacmi sıfır, bütün hacmi aktif olan barajdır. Evet. Faydalı hacmi, yani %100'ü eğer barajın arkasındaki gölün hacminin %100'ünü kullanıyorsanız kutlanacak bir baraj projesi yapmışsınız demektir. Basit bir şey söyleyeyim. Bir kovanın yarısını dolduruyorsan evet. Niye kovayı kocaman yapıyorsun? Kovanın kardeşim? İçini niye taşla dolduruyorsun? Allah Allah. Evet. Tabii aynı evet. Öyle. Yani burada yararlı hacim konusuna gireceksiniz. Yararlı kısım nedir? Evet. Ölü hacmi nedir? Evet. Öyle bir şey. Ülkemizde maalesef yapılan barajların tümü için konuşuyorum. Yarıdan fazlası ölü hacim. Felaket. Bir örnek vereyim, isimlendireyim ki akılda kalsın. Hı hı. Atatürk Barajı'nın %74'ü ölü hacimdir. Ölü hacim konusuna ayrıntılı gireceğiz. Yani evet. Atatürk Barajı yani GAP diye böyle hani GAP'ı kimseye kaptırmam diyorlar diye. Babası bir proje. Ha. Öyle. GAP'ı kimseye kaptırmadılar. Bunun %70'i ama ölü GAP hacim. Ama GAP bizden çok şeyimizi GAP'tı kapıyor. Evet. Oraya evet, gireceğiz tamam. Evet. Yani barajın hacminin yarıdan fazlası özellikle yani Atatürk Barajı %70. Ölü hacim. Aktif hacim oranları kabul edilebilir oranda değildir. Asla. Mühendis böyle bunları yapmaz. Evet. Çok önemli. Mühendisse eğer. Mühendisse eğer. Evet. Beşinciyi söyleyeyim. Evet. Doğru mu sayıyorum? Buyurun hocam. Evet, tabii. Evet. Barajlı santrallarla ucuz elektrik üretiliyor. Dehşetengiz bir yalandır. Oh. Aha. Dünyanın en namussuzca, mühendis olarak söylüyorum bunu, meslektaşlarım duysunlar. Kimseyi itham etmiyorum, şahısları hedef almıyorum. Ben proje nesneler üzerinde konuşuyorum. Gördüğüm nesneye sıfat bulamayınca böyle hoşlanmadığınız sıfatları kullanabilirim çaresizlikten. Bu ya, dünyanın elektrik, en büyük yalanıdır. Yani elektrik enerjisi en çok bizim bildiğimiz nedir? Herkesin halkın asla bildiği. Asla barajlı amacı santrallarla ucuz elektrik elde edemezsiniz. Evet. En ucuz en temiz diye yutturuldu. Yutturuldu. Ucuz aynen enerji öyle. Denen şey safsatlar. Evet. En temiz en ucuz. Bunun haricinde barajlarla başka yalanlar çok kullanıldı. Bunlardan birisi büyük baraj eşittir büyük enerji, büyük ya, şey. Ya, ya, ya. Bu ahmak kandırmaktır. Büyük kar. Büyük şey. Tek karşılığı büyük artı, kar. Artı büyük baraj, büyük santral. Ya. Hayır asla. Siz büyük baraj, büyük santral yaparak daha çok enerji elde edemezsiniz. Evet. Tanrı size ne kadar lütfetmişse, ne kadar su lütfetmişse, siz de o akarsuyun hangi yüksekliğini kullanıyorsanız elde edeceğiniz enerji onunla sınırlıdır. Evet. Çok güzel. Mesele bundan ibarettir. Bu barajların durumu böyle ülkemizde. Peki bunlar hangi amaçla yapılmıştır? Çelik Hoca'yı isterseniz ben devam edeyim. İsterseniz yok, Çelik Hoca'yı. Yok, yok, rica ederim. Peki devam et. Ülkemizde yapılan barajların %90'ı görev yapmıyor. Peki ne yapıyor? En acı cevap şimdi geliyor. Her %90'ı şu an. Her akıl sahibi Müslümansa da bunu düşünmek durumunda, başka dindense de dinsizse de bunu düşünmek durumundadır. Ne yapıyor? Yani şu anda %90'ın barajlarımızın ne yapıyor? Evet. Çok bu görev soru. Yapmayan barajlar ne yapıyor? Neden yaptılar bunu? Bu sorunun cevabını ararken kimse çıkıp size biz bu büyük kötülüğü şu amaçla yaptık demezler. Diyemezler zaten. Demezler. Diyemezler. Belki içlerinden namuslu birisi çıkar der. Keşke. O zaman biz sonuçlara bakarak kime ne fayda sağlıyor, kime ne zarar veriyor, oradan hareket edersek bunu açıklayabiliyoruz. Şimdi bu görev yapmayan barajların dizilişi önemli. Özellikle iki nehir üzerindekiler. Burada bir nehir var şimdi resimde görsel bu hocam. Bu Fırat Nehri. Fırat Nehri üzerinde. Burada Fırat, bu Fırat. Evet. Burada 5 baraj var. Fırat Nehri. Evet, aşağıda baraj. Sınırda Karkamış. Hemen 40 kilometre yukarıda Birecik. İşte 100 kilometre yukarıda Atatürk Barajı. 150 kilometre sonra Karakaya.
İşte 200 kilometre sonra Keban, Keban'dan sonra da 4 tane daha baraj projesi var, birisi uygulandı. Onu da hemen söyleyeyim. Evet. Geçelim Çoruh'a. Öbür görüntü, bir numaralı görüntü. Sizin mazlum Çoruh şeyi vardı, evet. Evet, bakın bu, bu da Çoruh üzerindeki barajların şeylerdir, isimleri yazılmış oraya. Evet. Şimdi dikkat ederseniz Çoruh üzerinde isimler çok sık birbirine. Peki bu niye sık koymuşlar bunu? Bunlar görev yapmıyor. Çoruh ana kolu üzerindeki 10 barajdan 9'u görev yapmıyor, yapamaz. Yapması mümkün değil. İstese de peki bu 10 tane barajı Çoruh'un üzerine neden peş peşe böyle dizmişler? Evet. Bunlar görev yapmıyor. Fırat'takiler de görev yapmıyor. 5 baraj. Ne elektrik, Keban. Elektrik üretiyoruz diyorlar bunlarla. Hayır, aksine elektrik üretimine zarar veriyorlar. Bir kere şunu bilmelisiniz Gültekin Bey. Bir akarsuyun belli bir potansiyelini ele aldığınız zaman o akarsuyun suyunu baraja alıp o potansiyeli değerlendirmek isterseniz baraja almadan elde edeceğiniz elektrikten daha az elektrik elde edersiniz. Doğru. Birincisi bu. Yani kayıplarınız itibariyle şey tabii. Hayır, bu fizik kanunu. Ama bu baraj ayrıca görev yapmıyorsa çok daha az elektrik elde edersiniz. Görev yapmıyorsa baraj daha da düşürürsünüz üretimini. O zaman şimdi biz oturup düşünüyoruz. Ben yurttaş Naci Özen veya mazlum Çoruh olarak düşünüyorum. Ya bu görev yapmayan barajlar var. 10 tane üst üste dizmişler Çoruh'a. İşte Fırat'a 9 tane dizmişler. 5 tanesi yapılmış. Peki bunlar ne yapıyor? Bir, elektrik üretimini azaltıyorlar. İyi. Başka? Oradan binlerce kişiyi yerlerinden söküp atıyorlar. O köylerin tabii şey altında kalması tabii. Çok önemli. En değerli tarım alanlarını yok ediyorlar. Yusufeli mesela 12 bin yıllık tarih gitti değil mi o Yusufeli Barajı? Evet. Yok pardon şeyde Hasankeyf. Hasankeyf. Hasankeyf de mesela 12 bin yıllık tarihi onu resmen suyun altına gömdüler. Onu da konuşuruz. Gömüyorlar. Onu evet. Da konuşuruz yani. İyi de bunlar görev yapmıyor. Bu nehir üzerine peş peşe bunlar niye dizilmiş? Ve Çoruh'un ana kolu üzerinde 270 kilometreye, 300 kilometreye 10 tane baraj konmuş. E Fırat'a geliyoruz. 600 kilometreye 5 tane baraj koymuş. Niye böyle? Bunlar hepsi görev yapmıyor. İyi de birinde niye az baraj, öbüründe çok baraj? Şunun için. Çoruh sert akıyordu onun için. Yani meyli çok. Talvek'teki meyli çok olunca barajlar arasında boşluk yaratmamak için daha sık baraj koymuşlar. Hocam aynen dediğiniz yere geliyor. Hani şu grafik vardı ya. Evet. Akarsu belirli özellikle zamanlarda debisinin üzerinde akıyor ya. Evet. O fazlalığı bir şekilde ne yapmanız lazım sizin? Yarara çevirmeniz lazım. Bunun, değil mi? Bunun çözüm, planlamanız lazım. Bunun çözümü şudur. 1800-2000 rakımında bu akarsunun bütün kolları üzerinde su bekletme tedbirleri alırsınız. Bunlardan birisi baraj yapabilirsiniz. Ama 1800-2000-2500 rakımlarında yapabilirsiniz. Oradan aşağı baraj yapmak benim mühendislik ilkeme aykırıdır. Bana ben üniversitedeki hocalarım benden küçük, genç. Aynı mezun olduğum üniversiteye gidiyorum şimdi. Yanlışımı arıyorum. Yanlışımı arıyorum. Var mı acaba diye. Gayet tabii. Yani toplum bir şeyler söylüyorum, toplum susuyor. Tabii çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Gayet çünkü. Tabii. Yani ben üniversiteye geçen sene gittim. Dekanın özel kalemi, akademisyen zannediyorum. Yaşınız kaç dedi. Dedim 72. Okumak istiyorum dedim. Geldim. Nereden ihtiyaç duydunuz? Ya dedim ben 11 senedir bir şey söylüyorum. Benim mesleğimle ilgili. Kimse buna dönüp kimse var. De dönüp bana arkadaş şurada saçmalıyorsun. Şurada eksiğim var, şurada yanlışım var demiyor. Herhalde dedim yaşıma hürmeten ihtiyarı kızdırmayalım. Ayıp olur diye. Şeye düşmüşsünüz. Mahcup etmeyelim. Mahcup etmeyelim. Geldim ki yanlışımla eksiğimi bulayım dedim. Dedi, sağ ve bugüne olsun, kadar yanlış yan çıkmadı dedi. Şu ana kadar. Saygı duyuyoruz. Hayır. Evet. Maalesef hayır. Yani şu ana kadar haklısınız yani. Ya, evet. Helal olsun. Bilimde aslında yanlış yararlı. Haklısınız henüz demediler diyeceklerine inanıyorum. Zımnen dediklerini hissediyorum. Gayet tabii. Yani arkadaş şurada saçmalıyorsun diyen çıkmadı. Hocam şimdi burada evet. Tam da bizim çaresizsiniz formatına girersek. Evet. Yani yayından önce de konuşmuştuk.
Mesela bir şey diyelim ki şu su var değil mi? Bu evet. suyun üzerinde fazla var. Evet. Bu fazla yani herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışırsak. Bu suyun fazlasını sizin bir şekilde ne yapmanız lazım? Çözmeniz lazım. Evet. Bunu çözebilmenin yolu biz çaresizsiniz de diyoruz ki evet. tabana yayma. Mesela enerji üretiminde de evlerde üretilmesi. Hocamın 30 senesini verdiği nedir olay? Tabii. İşte bir güneş eviyle mesela yaptılar. Hatta tabii birkaç tabii. güneş eviyle. Tabii tabii. Şimdi tabanda üretilsiniz diyoruz ya. Evet. Bu fazlası neden? Yani bir tane baraj kocaman böyle köyleri şeyde bırakacaksınız. Yaşam alanlarını yok edeceksiniz. Kurdu kuşu orada nedir? Bütün yaşam şekillerini. En değerli tarım en alanları değerli yok, tarım alanlarını yok edeceksiniz. Halbuki onun yerine küçük küçük böyle aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu yel değirmenleri var ya hocam. Şey su değirmenleri pardon. Evet. Su değirmenleri vardı geçen. HES mesela daha küçük projeleri var bu HES'lerin. Köylünün bütün şeylerini alıyorlar. Bu değirmen 3 tane değirmen çalışıyormuş hocam. Evet. HES'ler geldikten sonra diyor biz diyor ancak bir tanesi çalışmaya başladık. Çünkü HES'ler aldı suyumuzu götürdü diyor. Bunların o fazlası var ya. Fazlasını neden halk değirmenlerde işte bahçeden habire mazot yakıyor insanlar değil mi? Evet. Sakarya Nehri'nin kıyısı mesela benim küçüklüğümde hatırlıyorum. Hep örnek veriyoruz. Su değirmenleri vardı. Şu anda evet. su değirmenleri çalışamıyor. Çünkü barajın gerisinde nedir? Ne tarafı diyoruz biz? Sonrasındayız biz. Aşağısında. Aşağısında. Mansap tabiri. Mansap. O aşağısında kalan yerler olarak bizim yani, balık mesela örneğini vermişim. Balık bulamıyoruz ama onun ötesinde enerji üretme imkanını da kaybettik tabanda. İnsanlar evet. aralar mazot, yurt dışından gelen mazotları satın alıyorlar. Yani mazot değirmeni yaptık size. Mazot değirmeni yaptık ya? Diyorlar. Allah. Habire evet. yurt dışına bağımlı. 60 milyar dolar geliyor. Evet. Evet. İthalat olarak yapıyoruz yani. Yurt dışına para gönderiyoruz. O parayı da borç olarak satın alıyoruz tabii. O ayrı mesele. Şimdi burada neden biz bunu ayrı fazlasını... Ayrı mesele değil. O bütünün içinde bir bölümdür. Ha. Şimdi peki evet. bunu fazlasını biz niye halkı düşünerek başka tedbirler nasıl alabilirdik? Neler yapabilirdik? Mesela değirmen örneği verdik. Çok açık bir örnek. Bunlar niye bunu tepede böyle üretiyoruz da tabanda halka yayacak şekilde çözmüyoruz? Bu çok önemli değil mi? Çok önemli. Evvela şunu söyleyeyim. Mesela Çelik Hoca gibi, arkasından konuşayım İlyas İlmazer gibi. Bu ülkenin has evlatlarının ürettiği fikirler, ürettiği düşünceler, projeler hayata geçirilmiyor. Kasıtlı olarak geçirilmiyor. Onun için böyle akıl dışı bir durumda kalıyoruz. Ben akarsular üzerinde çalışmakta olan biriyim. Tabii DSE'nin yaptığı bu uygulamalara 11 senedir, 12 senedir karşı çıkarken 3-4 sene önce kendi kendime şunu söyledim. Dedim ki karşı çıkıyorsun. Sen DSE'nin başında olsan ne yapardın diye bir soru sordum kendime. Oturdum bir çalışma yaptım. Ve bu çalışmayı şimdi üniversitede bir tez haline getirmek için gittim. Bakın onun da bir özetini vereyim size. Eğer akarsularımız doğru yönetilseydi, yani mazlum çoruhun üzerinde yemin ederek teklif ettiği çözüm üzerinde gidilseydi, bugün ülkenin tükettiği enerjinin tümünden daha fazla enerji, elektrik enerjisi sadece akarsularımızdan elde edilebilirdi. Şu kayıtla. Akarsuların içinde ve kenarında hiçbir canlının bırakın tür eksilmesini, varlık eksilmesi daha asla fazla. Olmaz. Daha fazlasını belki. Daha belki fazlasını tabii. Asla 8000 kilometre kare vatan topraklarımız yok edilmiştir. Bunlar kaybolmazdı. Bir 15.000, 20.000 kilometre kare vatan toprağı da sulanabilir hale gelirdi. Üstelik. Üstelik. Ve bütün bunları biz yerli sanayiyle yapardık. Havza insanının finans organizasyonuyla evet, küçük yapardık. Çünkü. Küçük evet, güzeldir. Küçük, tabii. Biz hep küçük tabii. güzelleri savunuyoruz asla zaten. Asla doğaya zarar vermezdik. Aksine doğa gelişirdi. Evet. Özet olarak bunu söyleyeyim. Burada tabii şeyi de mesela sevgili izleyiciler biz sohbetlerimiz için güzel böyle çok heyecanlı gelirken de yaptık. Bir konuları böyle hocamdan alırken önemli bir şey daha vardı. Mesela ömür konusu. Biz zaman zaman hani evet. dile getiriyoruz hocam. Evet. Barajların mesela ömrü var. Evet. Kaç yıl ömrü dediğimizde hocam çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ömür konusu dedi 8. falan ancak gelir demiştiniz hocam. Evet, evet. Yani ömürle ilgili baktığımızda bir barajların maliyet, ömrü var. Maliyet
Eğer bir maliyet hesabı. Bir de maliyet çok önemli. Bir maliyet evet. hesabında zaten enteresan en bir konu. En pahalı elektrik evet. barajlı santrallardan çıkıyor dediğim zaman bu tesisin maliyetini hesaplayınca ürettiğiniz enerjiye bölerseniz maliyeti evet. en pahalı elektrik ürettiğinizi görürsünüz. Doğru. Hocam yatırım maliyetinde sizin çok enteresan bir söylediğiniz bir şey vardı. Evet. Yatırım insanların katmadığı sosyal evet. boyut diyoruz ya. Tabii o da var. Ha, o sosyal tabii, boyut tabii. sizin yani biz de hep diyoruz ya. Emeği piyasalarda, serbest piyasalarda, dünya piyasalarında satar hale gelirseniz insanı ayıramazsınız, insan köle olur. Evet. Doğayı satarsanız dünya piyasalarında işte bu olur. Evet. Dün de tam Financial Times'te bir haber vardı hocam. İlginçtir. Biz hani dile getirdik ya, şu anda emlak piyasaları dünyada tamamen ekonomilerden, ulusal ekonomilerden bağımsız çalışıyor diyor. Evet. Hani Trabzon'daki araziyi Kuveyt'te, Katar'da, İngiltere'de, Londra borsalarında, New York borsalarında satıyorsunuz ya. Evet. Trabzon arazisini veya vatanı artık, vatanın içerisindeki toprak. Kuveyt'te satılabiliyor. Kuveyt'te satılabilir. Katar'da. New York borsasında satılabilir hale gelmesi evet. demek. Trabzon'da bir genç, yeni bir diyelim ki evini, ailesini kuracak bir konut sahibi, ev sahibi olamaz demek. Tamam. Burada sizin de çok önemli şey dediğiniz bir şey var hocam. İşte evet. emek ve doğa satılırken yatırım maliyeti diye katılmayan bir şey var. Hocam o yatırım maliyetine çok güzel bir enfes tanımınız vardı. Onu bir açıklarsanız. Şimdi Gültekin Bey, maliyetler iki bölümde incelenmesi gerekir. Birisi parayla ölçülebilen kayıplarınızdır, kaynak tüketimleriniz. Öbürü de parayla ölçemiyorsunuz. Çok güzel. İndislersiniz bir. Parayla ölçülebilen yatırım maliyetlerinin de 15 kaleme ayırabiliyorum ben barajlı santrallar için misal söylüyorum. Ama bunlardan ben bir tanesini şimdiye kadar hiç kimse konuşmadı onu söyleyeyim. Siz bugünkü pozisyonunuzda, doğanızla, çevrenizle, paranızla, pulunuzla bir pozisyondasınız. Yatırım yapıyorsunuz ki refaha kavuşayım, zenginleşeyim, artık değerim olsun. Evet. Bu yatırımın maliyetinin içine bu ömrünü tamamladığı zaman bu yatırımı doğayı eski haline dönüştürmek için ortadan kaldırmanız lazım. Evet. Bunun için harcayacağınız kaynaklar, paralar da bu maliyetin içine girmesi lazım. Bu evet. nükleer santrallar için dehşet bir rakamdır. O zaten 1 milyon yıl mı oluyor? Kaç yani, yıl oluyor hocam? Yani bakın yani, bir nükleer santralı 1 milyon yılda kendisini tabii. kurtaramıyor demek. Hiç dokunmazsanız öyle. İlk insanlar yapaydı hala çöpünü temizliyorduk. Evet. O sahaya giremiyorsunuz 1 milyon tabii. sene içinde. Yani bakın evet. bir şey söylemek istiyorum. Doğrunun ömrü mantıklı bir şeydir. Doğru bir yatırım yaptım, doğru bir iş yaptım. Ne kadar zaman bana hizmet verecek? Evet. Biz burada yanlışın ömrünü tartışıyoruz. Maalesef. Baştan yanlış. Peki nasıl geri dönüşür? Nasıl temizleriz bu ayıbı? Evet. İşte, onu kimse konuşmuyor. Bu. Aynen. Asıl konuşulması gereken ama, o ama. Esas rezalet bu. Ben Gültekin bizim çocuklarımızdan aldığımız bir şey değil mi gelecek? Emanet değil mi? Yatırım ekonomisi konusunda ben bu barajlar konusunun içine Yusuf Ali Barajı'nın ekonomik olmadığını tespit ederek içine düştüm. Yani yatırım olarak böyle bir yatırımı yapamaması lazım diye gittim. Dolayısıyla yatırım ekonomisi konusunda kafa yormuş biriyim. Serbest piyasadan gelme bir mühendisim. Şunu söyleyeyim. Bir yatırımın yapılabilmesi için akademik ortam iki tane ölçüt getirmiş. Ölçüt. Birisi Kaldor veya Kaldor zannediyorum Macar. O bir ölçüt tarif etmiş. Birisi de işte Pareto ölçütü diye bir ölçüt tarif edilmiş. Ben bir de Mazlum Çoruh ölçütü koydum ortaya. Dedim ki bu akademik tanımlar vatandaşlar tarafından tam anlaşılamıyor. Çok geniş. Mazlum Çoruh diyor ki bir yatırımın yapılabilmesi için o yatırımın bir yılda meydana getirdiği fayda o yatırımın bir yılda sebep olduğu kayıp ve zararlardan fazla olması lazım ki tabii. o yatırımı yapabilirsiniz. Her ya, konuda. Aynen. Yani her yerde. Her konuda. İsterseniz aynen. bir simitçi tablası alın. Yani siz simidi değnekte satıyordunuz. Birisi beyninize girdi. Paranız yok. Dedi ki ben sana para veririm. Tablada satarsan daha çok para kazanırsın. Tabii borç veririm diyor. Borç. Simitçi akıllıysa akşam bunu düşünmesi lazım. Ben bunu yaparsam ne olur? Ama siz köprü yapıyorsunuz, baraj yapıyorsunuz, havaalanı yapıyorsunuz. Efendim geçişler yapıyorsunuz. Muhteşem
Aya köprüde yapmayı düşünebiliyorsunuz. Bu mümkündür. Olabilir. Mümkündür, teknik olarak yapabilirsiniz. Çok paranız varsa ve bu para kamununsa, kamunun içinden bir Molla Kasım çıkar, şunu diyebilir. Aya köprü yapıyorsun. Bana bunun yıllık gelirini söyler misin der. Getiriyor mu getiriyor mu? Getiriyor mu getirmiyor mu? Eğer ilk yılda bir yatırımın yıllık net geliri, yani işletme giderlerini düştükten sonra, o yatırıma koyduğunuz para, kullandığınız paranın yıllık faizi artı sebep olduğu kayıpların yıkım, yıla düşen kısmından fazla değilse o yatırımı yapamazsınız. Niye yapamazsınız biliyor musunuz? Sizin devamlı borcunuz artar. Siz zenginleşemezsiniz aslında. Tam tersine. Tam tersine. Fakirleşirsiniz. Aslında mühendislik ekonomisi kitaplarında oraya hiç girilmez. Sadece faiz hesabı vardır. Zaten ben de üniversitede bir cümle gördüm. Mehmetçik Beyazıt'ın kitabında. Yani şeyde, su kaynakları dersinde. Bir cümle. Ve çok rahatladım çünkü geçen sene üniversiteye gitmemin sebeplerinden birisi bu öyle mi diye. Çünkü ben 11 senedir o konuyu bağırıp çağırıyordum. Çünkü konunun içine ben Yusuf Ali Barajı'nın gayri ekonomik olduğunu. Hesabı yok. Tabii. O cümleyi açmamış. Yani hoca kusurludur demiyorum. Çünkü ünlü bir akademisyen. Diyor ki Mehmetçik Beyazıt kitabında, bir yatırımın süresi bir yılı geçiyorsa diyor, harcadığımız paraların yıllık faizini yatırım maliyetine eklemek durumundasınız. Zaten evet, öyle yapılıyor ama doğa kısmı yok, yıkış kısmı o yok. Ayrı, o ayrı. Ben sadece parayla ölçülebilen maliyet kalemlerini konuşuyorum. Zaten onu nakit akışı analizlerinde falan yapılıyor tabii, şeylerde. Tabii ama vatandaş bunu bilmiyor. Tabii. Maalesef. O doğru yani. Mesela şu kadar diyelim ki bir köprü yol yapıldı. 2,5 milyar dolara yapıldı deniyor ya. Evet. Yani onun mesela 40 sene faizle diyelim ki baktınız 10 milyar dolar olabilir diyelim ki. Doğru. Mesela köprü yaptınız 6 sene sürdü yapımı. 6 sene içinde diyelim ki her sene 500 milyon dolar harcadınız. 3 milyar dolara köprüyü bitirdiniz. Doğru mu? Peki bu 6 senenin 5 senesinde o köprüyü harcadığınız paraların faizi nerede? Onlar işte koymuyorlar. Evet. Genelde koymuyorlar, saklıyorlar. Saklıyorlar, aslında var. Ya, ya çok mi? Cahildirler. Asla bunlara memleket şey yapamaz. Devlet Planlama Teşkilatı'nda seçilmiş insanlar var. Ben giderim onların yakasına yapışırım. Çünkü bunlar seçilmiş mühendisler, ekonomistler. Hocam bunu mesela hazine.gov.tr'de sürekli borçlanmalar yazılır. Peki, ama hiç bu mesela bugün salı günü diyelim, bu hafta yok da önümüzdeki hafta belki olacak. Borçlanma salı çarşambalı genellikle yapılır. Der ki bugün şu kadar faizden şu kadar borçlandık. Evet. Ama mesela bunun maliyeti kaç seneden borçlandınız? 10 sene mi bu? 30 sene mi? Kaç sene? Ona göre biz ne kadar ödememiz gerekir onu hiç yazmaz. Sadece şu kadar faizden borçlandık. Evet. Kasıtlıdır yazılmaması. Evet. Tabii. Yani insanların algı operasyonu yani çok önemli. Yani Molla Kasımlar duymasın bunu. Tabii. Molla Kasım sorar. Ama Molla Kasımlar soruyor tabii. Sorar. Yani soruyoruz. Sorar. Evet. Ben size bu basit bir soru sorayım. Ülkeyi yönetenler müthiş kalkınma gösterdiler değil mi? Hepsi istisnasız. İyi de ülkenin borçları devamlı niye artıyor? Hep sorduğum soru. Garip bir şey yok. Değil mi? Başka ben onu merak ederim. Bir de hocam geçen aynen dediğimiz bakın kalp kalbe karşıdır. Hocamla daha ilk defa yüz yüze karşılaştık ama ayda bir ben bu soruyu sürekli sorarım. Evet. Hazineden bir rakamı alırım. Evet. Aylık açıklama yaparlar. Şu anda 783 milyar lira kamu borcu. Evet. Diyorum ki ya ödenen miktarda sürekli olarak yeni aldığımız borçlardan daha fazla olmasına rağmen borçlarımız neden azalmaz da artar? Buyurun hadi bakalım. Bir örnek, geçen gün bir kayıt düştü bir yerden. 714 senede 760-750 milyar dolar faiz ödemişiz. Öyle? Maşallah. O faizler kısmı. Ben 2002'de Türkiye'nin ödediği faizin 17 milyar dolar civarında olduğunu biliyorum. Yani o zaman işte 125 milyar dolar borcumuz falan vardı. Dış borç yahut iç borç fark etmez faizi ödeyen. Ama eğer siz son 14 senede toplam bu kadar faiz ödediyseniz son senelerde 80-90 milyar dolar faiz ödüyorsunuz demektir. Bu
bir faiz adıyla ödenebilir. Başka örtülü isimler altında da ödeniyordur. Çünkü kimse bundan vazgeçmez. Yani IMF'ye borcu bitirmiş diye konuşabilirsiniz lafla. Evet. Ama bu kadar faiz ödediğiniz bir gerçek. Hocam burada faiz konusuna gelince ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela faiz aslında hiçbir dini yani şey de yok. Yani akla da ya, uygun değildir. Akla benim uygun değil. Yani ekonomik anlayışıma yani uygun Müslüman değil. Müslüman olmak, Hristiyan olmak veya hiçbir dinden olmayla ilgisi yok. Bu evet. Bir insanlık sorunudur. Yani ilk 10 bin yıllık mesela bir yerleşik medeniyet var. Diyelim ki bildiğimiz. Ta Hammurabi kanunlarına bile baktığımızda bu riba veya biliyor faiz musun? Denilen şeyler hepsi var. Hani referandumlar yapılıyor hocam. Ben şunu söylüyorum. Ülkemize bir referandum yapsınlar. Biz Müslüman ülkeyiz diyoruz ya. Evet. Hep böyle şey yapıyoruz. Faizler sıfır olacak olsun mu olmasın mı? Yapın şunu bir. Ya, referandum. Tabii mesela. Yani referandumlar sürekli yapılıyor değil mi? Ya şu olsun mu bu olsun mu? Ya bir referandum yapın. Faizler sıfır olsun mu bu ülkede olmasın mı? E yahut, Müslümanız madem. Yahut da şöyle Müslümanlıktan biraz taviz verelim. Diyelim ki faizler %1 mi olsun %2 mi? Yok yok. Ya, hayır. Masa hiçbir şey yok. Açıklaması doğru yok. Haklısınız ama tiryaki olmuşuz uyuşturucuya. Birden onu keserseniz allak bullak oluruz. Hocam öyle bir... Ya bunu kademe kademe çekelim aşağıya. Ya şimdi çekmeye çalışıyoruz falan diyorlar da ben direkt diyorum hocam. Yani Bakara suresi çok 278, radikal, çok 279. Çok radikalsiniz Gültekin Bey. Ben ya, söylüyorum. Yani şimdi şeye gelince hep böyle çok müthiş Müslümanız ya. Evet. Diyorum ki Bakara suresi 278-279. Bakın 16 senedir de yani İslam adına konuşanlar hep iktidardalar. Ben diyorum ki ya gelin bir referandum yapın. Bakara suresi ne diyor? Allah ve Resulü ile harp halinde olduğunuzu bilin. Faize eğer evet. Bulaşmışsanız. Evet. Terk etmezseniz. Bir de orada ey iman ederler. İman ettiyseniz diyor. Evet. İn kuntum müminin. Yani iman ettiyseniz bu faizi terk edin. Evet. Fe'inlem tefal. Eğer diyor bunu yapmazsanız bilin ki Allah ve Resulü ile harp halindesiniz. Ayetin devamı. İman iddiasında bulunuyorsanız. Evet iman iddiasında bulunuyorsanız. Bu evet. Müslümanlıkla ilgili. Tabii herhangi bir dinle ilgisi de olmasına gerek yok. Çünkü gerçekten bu insanlık kaybı. Hadi buyurun. Gültekin Bey. Allah ile harp ise sıfır yapın bunu. Gültekin Bey teröristsiniz. Bizi karıştırmayın. Örgütlü terörist olursunuz. Ben faize karşıyım. Faize yani Allah ile harp edenlerin yanında değilim. Karşısındayım evet. Diyorum yani. Doğru. Doğru. Ben de aklen tabii inancım itibariyle de faize karşıyım. Ama aklen de faizin insana yakışır bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani aynen öyle. Ekonominin bir bana göre olmazsa olmaz bir koşulu değil. Kesinlikle. Zorla insanlara propagandayla kabul ettirilmiş bir şey. Bu aynen. Sömürmenin en şey evet. Nasıl en örtülü, en alçakça şekli. Ama en de haklı aynen. Gösterilen tarafı. Evet. Evet. Hocam maalesef. Suyla ilgili konuya tekrar dönelim. Hakikaten dönelim. O da aslında bununla da ilgili. Yalnız çünkü enerji tarafından çok, biz bağımlıyız. Evet, barajların üzerinde de etkisi var onun. Gevezelerin evet. Çayı soğurmuş diye ben öyle bir şeye rastladım. Bir daha söyleyeyim. Su ile ülke. Evet konu su ülkeyi böler mi? Nasıl böler? Yani böyle şimdi bir başlık bakalım, şimdi önerdiniz. Şimdi haritayı oradan oynatmayın. O yok öbürünü biraz öncekini görelim. Ha tamam bu. Bakın. Mazlum Çoruh değil mi? Evet. Evet. Bakın şu yukarıdaki Çoruh Nehri üzerindeki barajların adları dizilmiş. Evet. Burada Fırat üzerindeki barajların adları dizilmiş. Bu sarıya boyadığım bölüm barajlar tarafından yok edilen kışlaklardı, kışlaklarda kışlayan insanların yaşam alanlarıdır ya. Ve daraltılmış alanlar. Sarı alanlar. Sarı alanlar. İnsandan boşaltılmış alanlar. Bunlar. Bitkisel ve hayvansal da ayrıca. Tabii çünkü barajlar kışlakları yok eder. Kışlak nedir? Hayvancılık ve tarımla uğraşan insanlar için çok önemli mekanlardır. Sebebi şu. Kışlaklar tarım için çok kıymetlidir. Orada üretim çok daha çeşitli ve zengin olur. Doğal gübre imkanı vardır tabii. Hayvancılıkla uğraşan için de kışın için muhtaç olduğu mekandır. Barajları yaparsanız bunları yok ediyorsunuz. Bir de barajın gerisinde olanlar zaten tabii, su kesildi. Kışlakları yok olan insan göçüyor. Göçer. Dolayısıyla mezraları da boşaltıyor. Yaylaları da boşaltıyor. Hocam mikrop gibi adeta. Aynen. Zaten hocam ben ayrıca mikrop üretiyor o ayrı. O da ayrı. Çevreciler. Barajlar konusunda hocam sizi hazır bulmuşken. Şimdi gelelim bölme konusuna. Heh.
Şimdi evet. Ben size söyleyeyim. Bu barajlar görev yapmıyor. Evet. Bu iki nehir üzerine de peş peşe dizilmişler. Arada Çoruh'un elinde iki yerde boşluk var. Orası da maden sahası. Bir numaralı haritayı yansıtırlarsa gösteririm. Fırat'takiler de böyle. Bu ara yerde de dört tane daha baraj var. Birisi yapıldı. Bağıştaş 2. Evet. Bu Fırat. Evet. Bağıştaş. Şuradan yukarıda dört baraj daha var. İkisinin arasında. Dört taneden bir tanesi yapıldı. Bağıştaş 1, Bağıştaş 2, Erik ve Kemah. İsimlerini veriyorum. Bu barajlar da peş peşe. Peki görev yapıyorlar mı? Aa. Peki ne yapıyorlar? Coğrafyamızı yırtıyorlar. Aynen öyle. Ne demek coğrafyamızı yırtıyor? Sınır oluşturuyor. Coğrafya demek bir yerküre üzerindeki bir yüzeyde insanların, canlıların beraber yaşadıkları bir bölüm demektir. Ama su, dünya haritasına bakarsanız doğal sınırların %70-80'i sulardan meydana gelir. Ya akarsudur, ya göldür, ya denizdir, ya okyanustur. Geri kalan bölümü de doğal sınır diyorum, dağların zirvesidir. Şimdi bu iki nehir üzerinde bu barajların yaptığını böyle çizerseniz grafik kısmına geçebilir miyiz arkadaşlar? Geçebilirseniz geçin, geçmezseniz sorun değil. Evet. Çizerseniz böyle oluyor. Peki şuraya Munzur Dağları'nı koymuşuz değil mi? Evet. Eğer siz Büyük Ortadoğu projesini açıp resmi bu ölçüye getirirseniz, bunun üzerine getirirseniz oradaki Hilli Kürdistan'a ayrılan coğrafya parçasının Munzurların sırtından geçerek tekrar Fırat'ın vadisine indiğini ve Çoruh'u takip ettiğini göreceksiniz. Şurada bir baraj var. Altı parmak barajı. Çoruh Nehri'nin Barhal Çayı üzerinde. Ben o çayın kenarında büyümüş biriyim. O baraj asla ve asla görev yapmıyor. Ama yaptığı bir şey var. Gizli görev. Tabii. Yaptığı bir şey var. Yusufeli ilçesinin en dominant köyünü, Kadir Topbaş'ın köyünü ortadan kaldırıyor. Peki başka ne yapıyor? Fihri Kürdistan diye birilerine bağışlamak istedikleri ülkemin parçasından Karadeniz'e çıkışı sağlıyor. Kuş uçuşu 30 kilometreye düşürüyor. Hocam burada yalnız şöyle bir şey var. Mesela bu sınır yani su sınır işte yapıyor. İşlevsizleşiyor aslında bir anlamda. Çünkü etrafındaki akarsu baktığınız hani kışlaklar dediniz ya. Onlar yok oluyor. Onlar yok oluyor. Dolayısıyla coğrafya orada bir yok çıkıyor orada. Yani burada aslında bir coğrafya şey oluyor yırtılıyor. Ama bir baraj diyelim ki ile yani evet. Enerji üretim yeri var. Birkaç kişiye yarıyor diyelim ki veya devlet ne kadar şey yapıyorsa bir devletin birkaç tane barajı var orada. Evet. Tepede herkesi bir kere enerji üretebilme kabiliyetinden yoksun bırakıyor. Hayatlarını felç ediyor. Sudan su birleştirmesi lazım olan bir şey. Evet. Hayatın kaynağı su. Evet. Hatta bir ayette geçiyor. Eğer sizin elinizden içme suyunu alsaydık size su verecek kimdir diyor. Yani evet. Ayette. Evet. Şimdi burada aslında insanların elinden suyu alıyor. Su birleştirici olması lazım. Ha, su birleştirici evet. Olması lazım ama su burada ayrıcı aslında oluyor. Bu tersine. Barajlarla ayrıcı oluyor. Şeylerle hem onları boşaltıyor. Ki burada ben şeye geleceğim hocam. Bir oradaki görüşlerinizi merak ediyorum. Madem girdiniz o hani şey konusuna. Diğer terör vesaire gibi. Ben şuna inanıyorum. Ne dersiniz? Yani terörün geçmişine baktığımızda sizin yaşlar olarak daha müsaittir herhalde. Yani Türkiye'de terörün başlaması, hadisesi. Benim inancıma göre şu barajların yapılması var ya. Onunla ilgilidir. Binlerce köy aynı anda ben bir biliyor enerji mu? Konferansında şey yaptım. Böyle bir tartışma oldu. İşte şöyle böyle etnik tartışmalar falan girdi. Ya dedim bakın su, barajlar bir taraftan da savunanlar vardı tamam mı? Evet. Barajı savunuyor ama bir taraftan da ülke bölünmesin şöyle böyle oluyor tam tersi diyen. Zaten kafa karışık. Ben dedim ki kafa karışık. Ya dedim kardeşim zaten barajlar değil mi bu insanlar binlerce köyden geçim kaynaklarından men etti bilmem ne yaptı. Evet. Köydeki yerlerini burada sizin dediğiniz gibi kışlakları bıraktılar bu insanlar kentlere akın ettiler. Öyle değil mi? Aslında bölen şey bu yani. Bu mentalite yani. O insanlar, terörü yaratan bu. Terörü tabii, yaratan tabii. Yani asıl o şey bu. O insanlar kullanılmaya hazır insan topluluğu haline geldi. Vatandaş olmaktan çıkarıldı.
Geçim kaynakları yoksa ne yapsın insanlar? Hayır bir şey de sonuca bakıyorum. Değil sonuçta mi? Ne oluyor? Hiçbir yere bağlı olmayan, karnı acıkan, zaman mevcut oyramayan, otoriteden açlığını gidermesini haklı olarak isteyen bir insan topluluğu var. Evet. Ülkeye düşman olanların en çok kullanılacağı topluluklar onlardır. Tamam. Hocam bir 5 dakika ara verelim, reklam arası. Evet. Sevgili izleyiciler. Yani hastalığı biz yarattık, evet. Şimdi çözmeye çalışıyoruz. Evet. Evet. Biz daha tabii teşhisi doğru koymazsanız başında, yani diyorlar ya, düğmeyi yanlış iliklerseniz, evet, sonu böyle. Yani burada şöyle bir şey var hocam. Binlerce yıldır iç içe insanlar, bir sıkıntı yok ama bir şey yok. Oluyor, bir bakıyorsunuz bir işte barajlar çıkıyor, köyler şeyler altında. Bu GAP mesela. GAP hakikaten kaç bin köyü acaba bıraktı orada şeyde? İnsanlar tabii yerlerini, yurtlarını bırakıp da gitti. Ama orada şöyle söyleyeyim, 30'un üstünde irili ufaklı baraj var. Bunlardan herkesin bildiği bir Ilısu Barajı konusunda ben size 20 dakika 30 dakika bilgi verebilirim ama bu programa onu koyar mısınız koymazsınız bilmiyorum. Rakamları yanıma getirmeden. Başladık mı? Yok yok, tamam. Evet sevgili izleyiciler, çaresizliğinize devam ediyoruz. Az önce biz muhabbete devam etmiştik, öyle bir şey oldu ama hiç arada sıkıntı yok, zaten hep muhabbet şeklinde gidiyor. Arada bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Programımızın hocam adı Çaresizsiniz. Evet. Şu anda çaresizsiniz kardeşim, böyle giderseniz. Evet. Evet. Tam onu tartışıyoruz. Aynen doğru. Öyle. Aynen öyle. Çaresizsiniz, böyle giderseniz. Evet. Hocam evet. Şimdi siz tabanda bir şeyden bahsettik ya, oradan başlayalım. Tabii doğaçlama gidiyoruz. Evet. Çok yakalayabilirsek. Yani ben hocama şunu sormuştum. Ya dedim, yani bir şeyin enerji üretenlere de sesleniyoruz. Şundan enerji üretilecek diyelim ki. Fazlası var ya akarsuyun. Evet. Bu akarsuyun fazlasını buna topladınız. Evet. Şimdi bunun en önemli şey nedir? Miktar, bir de yükseklik. Miktar ve yükseklikle nedir? Bağlantılı olarak siz enerji tabii üretiyorsunuz. Şimdi bunu kocaman bir yerde, bir kocaman böyle bir baraj yapıyorlar. İnsanların yaşamlarını yok ediyorlar, kışlaklarını falan. Sadece insanların değil. Tabii canlı varlıkların bütün. Şimdi buradan bir üretilen enerji var. Burada, su da onu dolduramıyor zaten. Su da dolduramıyor. Evet, çoğu evet. Ve gerçekten biz endüstri mühendisleri bunu anlatırız. Buna diseconomy of scale denir. Evet. Yani büyük, daha ilmi olsun diye evet. İngilizcesini söyleyin ki millet ilmi zannetsin. Büyük ölçeğin yönetilemezliği demek. Evet. Büyük ölçeğin yönetilemezliği çerçevesinde suyu doldurdunuz. Tamam, oradan kayıplarla bir miktar enerji elde ediyorsunuz. Halbuki onu küçük bardakları boşaltalım sevgili izleyiciler. Hocam biraz sonra girecek yamaç santralları vesaire evet. diye. Aynı şekilde insanların böyle kendileri üretebilseydi hem evet. bunu işte değirmenlerde kullanabilir, başka enerjisini üretebilir, sulama, her şeyi yapar. Evet. Doğal canlılara zarar vermeden bunları tabanda çaresizsiniz diyoruz ya. Evet. Bizim yönetimimize bıraksalar ne ülke bölünür ne bilmem ne. Hiçbir şey olmaz. Burada yamaç santrallarını hocam az önce anladım. Konuya girelim bir. Bakalım şimdi, ne öneriyoruz? Ben 12 sene oluyor bu işle uğraşırken evet. 4-5 sene önce ya bu kadar DC'nin yaptığı işlere bu kadar karşı çıkıyorsun, birisi çıkıp diyebilir. Sen DC'nin başında olsaydın akarsuları nasıl yönetirsin evet. diye kafa yordum. Evet. Oturdum bir hesap yaptım. Ben olsaydım nasıl yönetirdim? Şöyle yönetirdim. Bir kere su bekletme yapıları yapabiliyorsam 1800-2000-2500 rakımlarında yapmam lazım. Birinci kural. Neden? Birinci evet. kural. Hayır, bunun bir kuralı var. Neden orada yapıyorsun? Evet. Çünkü şu grafikte arkadaşlar çok sağ olsunlar gösterdiler. Şu grafikte şurada yıllık ortalama debi dediğimiz bir çizgi var. Bu fiktiftir. Yani mühendis olarak keşke akarsu şu seviyede aksa da hiç biz barajla uğraşmasak demektir. Evet. Evet. O çizginin üstündeki suyu bir yerde bekletirseniz çizginin altında eksik kalan yerleri doldurur. O öyle bir yerdir. Evet. Hayali. Ha, peki bu çizginin üstündeki su nerede ortaya çıkıyor? Buna baktığınız zaman hemen hangi aylarda ortaya çıkıyor? Bakalım. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yağış ayları aslında değil mi? Bahar ayları. Hayır. Ne ayları bunlar? Karlar nerede Mart ayında? Hı. Çünkü bunlar en çok kar erimesinden ortaya çıkıyor. Kar erimeyle. Yağmasından değil erimesinden. Erimesinden sıcaklar yani artıyor. Tabii. Çok zeminde evet. suyla doygun olduğu için karlar eriyor, şiddetle eriyor. Şiddetle eriyince böyle bir düzensizlik çıkıyor karşıya. Hmm. O zaman ben soruyorum. Mart ayında karlar nerede? DSİ'ye soruyorum su yöneticisine. Evet.
Ya Mart ayında karlar nerede? Evet. 1800-2000. Kardeşim iyi de sen 500 lira akımında bu suyu niye bekletiyorsun? Aşağıda orada ne beklesene. Aşağıda ne arıyorsun? Aşağıda ne arıyorsun? Kaldı ki hocam, burada bu su tahribatını yaptıktan sonra bekletiyorsun sen. Evet. Aynen. Hocam aslında yüksek olmayan yerde, alçak yerde kar yok ki. İşte yok ya. Deniz o yani. Gayet de onu söylüyorum. Tabii. Ben bunu çok... üniversitede değerli hocalarıma söylediğim zaman. Evet, ezber bozucu bir şey. Sevgili izleyiciler bakın. Tabii, karla ilgili bir şey. 1800-2000 rakımının altında baraj yapmak benim mühendislik bilgime aykırı. Tabii. Varsa doğrudur diyen gelsin bana açıklasın. Odri meydan, buyurun. Odri meydan. Hocam açık tamamen. Aynen. Başka bir şey, bir sebebi daha var yüksekte bekletmenin. Kardeşim, enerji üretirken enerjinin ham maddesi ne? Q çarpı H. Herkes anlasın diye. Nedir Q? Türbinden geçireceğin suyun miktarı, ağırlığı. Evet. Q. H nedir? Düşüreceğin yükseklik. Evet. Evet. Şimdi soruyorum size. Dev bir türbin yapayım, dev sularımı akıtayım. Süper. Küçük bir türbin yapayım da dev bir yükseklikten mi düşüreyim? Evet. Eğer siz suyu bekletecekseniz, bir miktar suyu, bunu en yüksek yerde bekletmeniz aklın gereğidir. Çünkü aşıyı artırıyorsun. Aşıyı artırıyorsun. Q çarpı aş çarpanda. Dolayısıyla enerjisi artar. Doğru. Rakamını anlatayım. Yusufeli Barajı'nda 500 rakımındadır Yusufeli Barajı'nda. Siz orada 1 milyar metreküp suyu bekletiyorsunuz. Elde ettiğiniz enerji 1 ise, 1 ise bunu siz 2500 rakımında bekletirseniz 1 milyar metreküpü, bunun değeri 2500'dür. Evet. Dehşet bir fark. Ama başka bir fark daha var. 2500 rakımında bunun bekletme maliyeti benim yaptığım çalışmalara göre metreküp başına 2,5 kuruşla 100 kuruş arasında değişiyor. Evet, evet. Yani siz 50 kuruş diyebilirsiniz. Yani ben 1 metreküp suyu 1800-2000 rakımında bekletmek istesem, evet, ne kadar bir bütçeye para koymam lazım? 50 kuruş koy, rahat et diyorum ben hemen. Evet. İstersen 75 kuruş koy. Ama Yusufeli Barajı'nda bunun maliyeti ne kadar biliyor musun? Doğru. $15. Yemekte bir benzetme yapmaya çalışmıştım. Küçük bir kova daima dolu. Kocaman, evet, bir kova yarısından çoğu boş. Baba, evet, o kovayı niye taşıyorsun sen ya? Aynen. Şimdi sizin bekletmeye ya alabileceğin su miktarı belli. Evet. Şurada gördüğünüz bu su Türkiye'de ortalama olarak bir akarsuyun bir yılda akıttığı suyun 1/3. 1/3 kadar. Evet. Ama bu su 1800-2000-2500 rakımlarında ortaya çıkıyor. Ben bekleteceksem bu suyu oralarda bekletmenin, tabii, çarelerine bakarım. Maliyetlerini de 500 rakımındaki maliyetlerle mukayese ederim. Tabii. Kardeşim, ben mühendis bilgimle bunun bir emir olduğuna inanıyorum. Ama %90 boş baraj böyle çıkacak, evet, ortaya ya. Birisi, evet, bu. İkincisi, çok kötü yani, sulama, evet, mı yapacaksın sen beklettiğin suyla? Kardeşim, ne kadar yüksekte yaparsan bunu o kadar çok araziyi sularsın. Elbette. Aşağı inene kadar sula, Allah sula. Hayır, aşağı indiğiniz zaman tekrar su altına alacağınız, yani sulama yapabileceğiniz, tabii, kendi akışıyla sulama yapabileceğiniz alan azalır. Ve zorlaşır. Başka bir şey söyleyeyim size. Evet. 1800-2000 rakımlarında baraj yaptığınız zaman su bekletme yapısı kimseyi yerinden etmiyorsunuz. Evet. Aynen. Kıymetli tarım alanları tarım yok. Tarım alanları yok oralarda. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Doğru. İnanılmaz miktarda kaya var. Yapacağınız yerde hemen kayalar dökülmüş, orada duruyor. Diyor ki ya gel şu kayalardan istifade et. Şu doğal koşullar içerisinde yapıyorsun. Malzeme hazır diyor yani. Malzeme hazır. Evet. Daha önemli bir şey daha var. Ben yukarıya çıktıkça barajların aktif hacim oranları hızla yükseliyor. Ölü hacmi hemen hemen sıfır yapabiliyor. Dediğim gibi kova daima dolu. Yani daha önemli bir şey söylüyorum. Yukarıya çıktığınız zaman o barajları yapacak insan sayısı artıyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. O barajlardan geçimini temin etmek isteyen insan sayısı çok fakir. Yüksek yerde yaptığınız zaman köylüler o havzanın yüksek rakımda yaşayan insanları çalışıyor. Tabii. Ve onlar bir tane küçük bir barajda çalıştıkları zaman geri kalanını verin ellerine, listeyi yapsınlar. Ödemeleri de 6 ay sonra yapsanız seslerini çıkarmazlar. Küçük tabii küçük buna finansörler kızar.
Çünkü hocam bir de küçük küçük barajlar yapabilirsiniz doğal olarak. Gayet tabii. Aynen. Yani tek bir baraj yerine böyle küçük Tekin Bey, siz fazlalığı almak önemli. 2000 rakımın üstüne çıktığınız zaman ben Doğu Karadeniz'deyim. Çıktığınız zaman ben görmedim yani. Derin vadiler var, göller var. Yani nasıl? Kurumuş göller var. Çıkın dağlara. Evet. Bir dahaki programı yaparsak ben size dağdaki gölleri göstereyim. İnşallah. O göllerin önünü 3 metre, 4 metre, 5 metre yükselttiğiniz zaman dünya kadar suyu bekletebiliyorsunuz. Kimsenin haberi yok. Oradaki kayalarla, taşla, toprakta ya biter bu şey, iş. Hiçbir şey aslında yok etmeden. Ama bu bir mühendislik emri bu. Hocam peki. Yani çevre emri demiyorum bakın. Bu bir çevre zaruretidir konuşmuyorum. Kapitalizmin emri. İşin nedeni aslında kaynağından, kaynağından çözüyorsunuz. Peki Yamaç Santralı ne? Yamaç Santralı'nı tarif ettim. Yamaç Santralı'nı şu seviyenin altındaki suya dokunmaz. O suyun adı dokunulmaz sudur. Hocam oraya da girelim. Sevgili izleyiciler çok önemli bir peki, arada söylemiş oradan hocam. Oradan yukarıdaki suyu kullanırsam ne kadar enerji elde ederim? Bakın Türkiye ortalaması için konuşayım. Oradan yukarıdaki suyun toplamı 125 ile 132 milyar metreküptür. Evet. Ben bunu 32 milyar metreküpünü, 25 milyar metreküpünü de bırakıyorum. Aksın. Ama o altta şu seviyenin altına dokunmuyorum. Niye? O seviyede canlılar popülasyon sayısını sabitliyorlar. Can suyu diyebiliriz ona yani. Hayır, can suyu kelimesine karşıyım. Neden? Öyle. O dokunulmazsın. İşte dokunulmaz. Hocam, can suyuyla bir lütufta bulunuyorsun sanki. Can için lazım olan su. Can için lazım olan su. O anlamda kullanılıyor. Bakın birinde can ve öbüründe yaşama hakkı, yaşama alanını hocama burada bir şey daraltamazsınız. Çok önemli bir şey söyledim. Aynı şeyi söylüyoruz da neyse terminoloji farkı. Hocam çok önemli bir şey vurgulayayım burada. Evet. Çok Nazaret Gölü diye mi geçiyor ne? Bu Filistin'de bir su var. Evet. İşgal edilmiş topraklarda. Bunu sürekli bir göl var. Evet. Seviyesini ölçüyorlar. Bu uluslararası literatürde Dead Sea Level diyorlar hocam. Aa, şey. Ölü deniz seviyesi. Lut Gölü. Ölü deniz seviyesi her sene gözlüyorlar. Onun bir kırmızı denizden şeyler koymuşlar. Denizden aşağıdadır o 170 metre. Evet. Mi? Yani veya öyle ona benzer bir şey. O deniz seviyesinin veya ölü noktası ne dersiniz hocam? Onun altına indiği zaman canlılık yaşam kaynağı geri gelemiyor artık. Gelemiyor. Bunu ben okumuştum bir makalede. Tür kayboluyor. Tür kayboluyor hocam. Onun altına indiği zaman. Şimdi burada işte burada Yamaç Santralı Türk kaybına müsaade etmez. Artı miktar kaybına da müsaade etmez. Yamaç Santralları miktar kaybına sebep olan aşkın suları kontrol altına alıyor. Tam tersine faydası oluyor. Tabii yani. Faydası oluyor. Hocam burada aslında ben hani Sakarya Nehri örneğini vermiştim ya birkaç programda da söylemiştim. Ben şu an tam sorumun cevabını aldım sevgili izleyiciler. Neden barajın bu tarafında artık türlerin kaybolduğunu, balıkların bulunmadığını net anlamış olduk. Yani orada o belli seviye demiştiniz. Evet. O seviyenin altına düştüğü için evet. Bir de seviyenin üstüyle ilgili de arada bir şey söylemiştiniz hocam. Onlarla ilgili de. Su seviyesi yükseldiği zaman suyun içinde yaşayan canlılar hasar görüyorlar. Yuvaları bozuluyor. Darbe görüyorlar. Seller geliyor. Şu bu. Ama bizim oradaki hayatiyet umurumuzda değil. Oradaki kazanç için halbuki yapılıyor bunlar. Halbuki bütün dünyada bütün canlılar birbirine muhtaç. Başta insan olmak üzere. Bir türü yok et zincir reaksiyon diğerleri başlar yok olmaya. Sevgili izleyiciler mesela ben Sakarya'da büyümüş bir çocuk olarak söylüyorum o zaman. Gençliğim geçti oralarda. Yani barajın hala da orada var. Akrabalarımız orada. Barajın yani bu tarafında kaldı. Sarıcakaya Barajı. Buralarda bazı günler mesela ne zaman bir de baraj ne zaman onların kendine göre ayrı bir şey var ya türlerle hayatla ilgisi yok. Bir bakıyoruz bir gün su öyle azalmış haftanın belirli günleri şey böyle biz de artık gündüz tutamaz olduk. Yani bir pazartesi azalırdı bilmem ne filan hiç gün tutamaz olduk artık bize rastgele gibi bir şey. Dizlerde karşıya geçiyorsunuz ama bir çoğalıyor hocam. Evet. Oradan artık korkunç yani en iyi yüzme bilenler bile o ırmakta geçmede zorlanıyorlar. Ki su seviyesi iyice azaldı zaten artık. Böyle bir yerde tabii yaşam kalmaz yani. Çok doğru. Yamaç yani, şeyler hocam, Yamaç Santralı çok önemli burası. Bu seviyenin üstündeki suların %70'ini, %80'ini kullanır. Evet. Su iletim hatları yamaçlardan götürüldüğü için Yamaç Santralı diyoruz. Oradan götürülme mecburiyeti yok. Mesela Karadeniz'de bunu yapıyorsanız bu santralı illa yamaçtan götürmeniz gerekmiyor. Yolun kenarından da götürebilirsiniz bunu. Çünkü orada sulama şeyiniz yok, derdiniz yok. Eğer sulama yaptığınız zaman doğada zenginlik yaratıyorsanız mutlaka su iletim hattını yamaçtan götüreceksiniz.
Bunun birkaç faydası var. Birincisi şu. Santrala götürdüğünüz suyun çok temiz olması istenir. Makinelerin hasar görmemesi için. Onun için suyun içindeki katı maddelerin ayrılması lazım. Ama doğa o katı maddeleri çok seviyor. Çünkü onlar mineral, element evet. zengin. Hocamın dedi yani birikiyor ya barajlarda. Evet. Tabii. Yamaçtan götürdüğün zaman uygun yerlerde bu katı maddeleri alıyorsunuz, sulamaya kullanıyorsunuz. Mineral mi? Bitkiler şey. Diyor ki Allah razı olsun Allah ya. Allah. Böyle, hiç böyle bereket görmemiştik diyor. Evet. Yani gökten gelen yağmurda böyle bir bereket evet. yok. Siz nereden geldiniz? Aynen diyor. Öyle. Santralda diyor ki ha şöyle ya böyle su gönderin kardeşim. Küçük ne santrallardan küçük bahsediyoruz. Tabii. Evet yamaç santralları. Onun için yamaç santral diyoruz. Yamaçları yemyeşil hale getirebiliyorsunuz. Evet. Bütün yamaçları. Artı vadideki hayat normal şeyini sürdürüyor. 1,5 yaşındaki çocuk akarsuyun kenarında oynayabiliyor. Evet. Çok değişken akarsu varsa akarsu içindeki canlıların yaşam alanlarını yaratabilirsiniz. Evet. Pazarlık şeyle yaparken santralcılarla, havza insanıyla anlaşma yaparken diyeceksiniz ki şuralarda balıkların yaşaması için geniş alanlar yapacağız. Neyle evet. yapacağız? Duvarlar niye? Artık sizin akarsuyunuz. Sert küçük akarsular. Tabii. Sert akmıyor, düzgün tabii. akıyor. Yani evet. canlılığı yok etmek yerine zenginleştiriyorsun. Ya bu hakikaten bunu tabii. düşünememek için herhalde bu ne derler hocam siz başka bir şey cehaletin böylesi ancak eğitimle mümkündür. Eğitimle öyle bir söz var. Evet, bu cehalet eğitimle. Ancak eğitimle mümkündür. Hakikaten. Bunu bana sordular. Size de söyleyeyim. Dediler ki bu boş barajları kim yaptı? Dedim ki bu o kadar dehşetengiz büyük bir olay ki bunu bir kişi yapamaz. Evet. 3-5 kişi de yapamaz. Bu ancak özel seçilmiş kişilerin özel ekiplerce eğitilip özel yerlere getirilmesiyle mümkün. Evet, aynen güzel bir tarif. Evet. Herkes kaptırmam diye kim dedi evet. düşünmeye başladı. Efendim, bunlar nerelere gidiyor? Kardeşim oralarda gazetecilerin işi, beni uğraştırmayın. evet. Yani çok gazeteciler önemli. Gitsinler, kim ne zaman nereye getirilmiş, bu boş evet. barajları kim yapmış, altına kimler imza atmış, evet. onu bana sormayın diyor. Evet. Ben size bir sonucu, bir nesneyi anlatıyorum. Nesneyi bu hale getiren faili bana sormayın. İşte su bu hale gelirse ülkeyi böler. Aynen. Evet. Akıllıca aynen. davranırsak ülkeyi büyütür, bakın, zenginleştirir. Aynen. Akarsular tam üzerindeki zenginleştirir. Akarsular aslında bereket, doğal aynen. olarak bölücüdür. Evet. Azı, çoğu. Fakat tarih içinde insanlar bu çok iki sahilin çok yanaştığı, yaklaştığı yerde köprü kurmuşlar. Bir bakıyorsunuz köprünün iki başında yerleşimler oluşmuş. Evet. Evet. Bazı yerlerde de su çok sığ akıyor. Evet. Oradan katırla veya merkeple geçiyorlar. Oralarda yerleşimler olmuş. Evet. Karşılıklı irtibat var. Evet. Sesleniyorlar. Ama siz barajı hepsini siliyorsun. Hepsini siliyor. Siliyorsunuz. Siliyor. Aman Allah. Ve siliyor. Mevcut bir düzen var. Ekonomik düzen var, sosyal düzen artık var, yok. Doğal ekolojik düzen var. Hepsini ortadan kaldırıyorsun. Evet. Şimdi Amerika'da sanıyorum 3000 barajı geçti. Herhalde. Baraj yıkıyorlar. Doğru. Sivil toplum örgütlenmeleri para topluyor. Satın alıyor, yıkıyor. Neden? Anlattığınız bütün bu sebeplerden. Efendim, canını okumuşuz dünyanın. Bakın ben o konuyu bana İnsanın, söyledikleri hayvanın, zaman bitkinin diyor ya. Dedim ki ben kendi ülkemle uğraşıyorum evet. yeter. Ama bana çok bilgiler geldi sağ olsunlar. Hatta videolarını gönderdiler filan. Amerika'da suları, akarsuları Genelkurmay denetliyor. Oy maşallah. Yani Amerika'da bir akarsuya müdahale edecekseniz Genelkurmay'dan ruhsat alacaksınız. Bu 2009'dan beri uygulanan bir milli planları var. Nehirlerin yeniden restorasyonu. Adı böyle. Tabii. İçini ettik, şimdi restore evet. edelim. Barajları. Ama onların barajlarının içi boş değil ki. İşte buna rağmen barajların çevre zararını fark ettikleri için onları tamam. yıkıyorlar. Tamam. Bak ne güzel. Bir yıkım mühendisi lazım aslında bu sürecin onu sonunda galiba. Onu şey yani. Anlatayım. Geçen sene baraj inşası dersi alıyorum. Beton barajlar dersini verdi hocamız sağ olsun. Ben ayrık bir talebeyim yani her haliyle. Baksana. El kaldırdım ilk defa. Çünkü hocalardan yaşlı olduğum için ben el kaldırınca ders duruyor. Saygılarımı sunuyorum kendilerine. Beton barajlar dersi bitmişti. Buyurun Naci Bey dedi. Hocam dedim bu genç mühendis arkadaşlara bu barajların nasıl hesaplanacağını öğrettik dedim.
Fakat dedim bir de bunlar nasıl yıkılacağını öğretmemiz lazım deyince hoca şaşırdı. Çok önemli. Hocam dedim bu barajlar yıkılacak. Öyle kendi halinde deyince, mi yıkılsın yani değil mi? Tabii yıkılacak yani. İnsanlık bunları yıkmaya mecburdur. Yıkmak zorunda. Sebebini çok basit bir ölçek vereyim. Hocam dedim bunların yıkımı bela bir iştir. Evet, yani evet. Yapımı zor olanın yıkımı kolay. Yapımı kolay olanın yıkımı tehlikeli. Hele kendi haline yıkılır. Bunun için dedim bir teknikleri geliştirmek lazım. Eğer müsaade ederseniz ben biraz çalışayım. Bir dersi de arkadaşlara ben anlatayım. Barajlar şöyle yıkılır diye. Güzel. Ama bu benim için yeterli bir şeydi. O dersi veremedik. İnşallah veririz. Aynı hoca 15 gün sonra bir dersimize geliyor. Koridordan geliyor. Ben de etrafı sınıf arkadaşlarıma barajlar felaketini anlatıyorum. Söylediğim cümle şuydu. Baktım ki hoca geliyor. Onun duyacağı seviyede sesimi yükselttim. Dedim ki bakın arkadaşlar dedim. Bütün Fırat Havzası'nda yapabileceğimiz barajların aktif hacimlerinin toplamı brüt olarak 11 milyar metreküpü geçemez. Ama bunu söylerken koridor bomboş, hoca geliyor. Hoca duydu tabii bunu. Yanıma geldi. Ne diyorsun, ne diyorsun dedi. Cümleyi daha düzgün, keşeli anlattım. Bütün Fırat Havzası'nda, bütün Fırat Havzası'nda yapılabilir, yapılma mecburiyeti yok. Bütün barajların aktif hacimlerinin toplamı 11 milyar metreküpü geçemez hocam dedi. Zaten ve bu brüttür. Asla tamam. Bu kadar bir baraj açmaya ihtiyacımız yoktur. Hoca başını salladı. La havle ve la dedi ya. Sonra derse girdik. İşte iki saat sonra hoca dersi bitirdi. Dedi ki ya arkadaşlar Naci Bey dedi. Bütün Fırat Havzası'ndaki barajların aktif hacimlerinin toplamını 11 milyar metreküpü geçemeyeceğini söyledi dedi. Ya o dedi sadece Atatürk Barajı'nın aktif hacmi 11 milyar metreküp. Yani? Dedim hocam sorun orası ya. İşte. Yani hoca farkında değil. Ya 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 canım benim. Hacmi o kadar doluyor mu acaba o kadar? Ama Atatürk Barajı'ndan yukarıda evet. 6,5 milyar metreküp Karakaya'nın şey hacmi var. Ona ne kaldı? 14 milyar metreküp de Keban Barajı'nın aktif hacmi ona var. Ona ne kaldı? Yok. Sıfır. Matematik de bilmiyor Keban'a sevgili, da kalmıyor sevgili ki. Hocam. Hayır Keban'a da ihtiyaç yok. Karakaya'ya da ihtiyaç yok. Atatürk Barajı'na da ihtiyaç yok. Toplasa alt alta değil mi? Toplayınca maşallah. Tabii 30 milyar metreküp 3 barajın şey aktif. Neticede şeyin debisi belli. Tabii Fırat'ın getirdiği Fırat'ın su, debisi belli. Tabii canım. Yani şu kadar su var diyelim ki sevgili izleyiciler. Yani evet, daha evet. Basite indirgemek için. Şimdi bu suyu birkaç tane baraja böldünüz. Evet. Barajların kapasitesi ne olursa olsun doldurma. Evet. Bir sürü kovaya. Ya kardeşim buradan sana dökeceğim şu kadar sana bu kadar. Yani dolayısıyla sizin kapasiteniz kadar suyum yok benim yani. Su kaynağı bu. Su belli işte. Su belli. Tek bardak sana yetiyor. Tek bardak sana yetiyor aslında yani. Bu kadar basit bir şey. Evet. Evet. Yani burada hakikaten... O zaman şunu görüyorsunuz. Bu kasıtlı yapılmış. Çünkü ben sade bir mühendisim. Çok yüksek mühendis, doktoralı mühendis, profesör, doçent falan değilim. Ama ben aynı okuldan mezunum ve mezun olduktan sonra kimse beni okutmadı. Siz aslında sorguluyorsunuz, düşünüyorsunuz. Evet. Bernard Shaw'un şey hatırıma geldi hocam. Eğitime okul nedeniyle ara vermek zorunda kaldım. Defını ben size evet, söyledim. Evet doğrudur. Yani hakikaten ama öyle ben, yani. Ama ben sınıf arkadaşlarıma şimdi tabii genç mühendis arkadaşlar var. Lisans üstü doktora çalışması için beraber aynı sınıfa giriyoruz. Onlara hep şunu söylüyorum her fırsatta. Arkadaşlar siz bana bakmayın. Siz bir an önce buradan öğreneceğinizi öğrenin. Ben itirazlarımı burada öğrendiklerime dayalı olarak söylüyorum. Onun için burada iyi öğrenin siz. Benim dediklerimi de unutmayın diyorum. Tabii. Ama bir an önce gidin çalışın ki benim emekli maaşım verilsin. Hocam suların özelleştirilmesiyle ilgili kesinlikle. Konuya da bir girelim isterseniz. Şöyle biz sosyal hukuk devletiyiz. Bir kere ben üç şeyin mülkiyetinin meşruiyet arz etmediğine inanan bir yurttaşım. Toprak, hava, su. Bunlar mülkiyet olmaz. Evet. Olmamalı. Kaldı ki kesinlikle. Mülkiyet sünni bir kavram. İnsanlar tarafından ortaya atılmışlar. Evet. Bunların mülkiyeti olamaz. Sebebi şu. Bir şeyin mülkiyetinin olabilmesi için bir, insan tarafından ortaya konması lazım. Kesinlikle. İki, yerine ikame edilebilir bir şey olması lazım. Tabii.
Yoksa yerine... İki tane temel şey var. Bir tabii, insan tarafından ortaya konulabilecek. İki yerine ikame edilebilir. İkame edilebilecek. Evet, çok güzel. Mesela bir insan öyle bir şey yapıyor ki o ülkenin bütün insanları ona muhtaç, insan tarafından yapılıyor. Onun da mülkiyetine kamu el koyar. Niye der? Senin beyninden üremiştir bu. Senin beynin benim ortak zenginliğimdir der. Tabii. Yani bu ülkede evet, hep birlikte yaşıyorsak çünkü, senin evet, büyümen, tabii, yetişmen, aile içerisinde sen şey çok falan muhteşem birisisin. Sen başımızın tacısın ama bunu senin zilliyetine veremez. Niye? Ya sana verdiğimiz zaman sen bunu satarsın matarsın da bizim başımız belaya girer, bizi öldürürler falan. Yani hocam, böyle baktığınız çok, zaman o, gelelim şeyde sulara. İnsan da onu yapmaz herhalde. Siz benim suyu evet, siz mi meydana getirdiniz? Hayır. Tabii ki. Evet. Toprak aynı iki şekilde. Yerine, su yerine başka bir şey ikame edebiliyor musunuz? Mümkün değil. Yok. Evet. O zaman bunun mülkiyeti olmamalı. Kesinlikle. Katiyen. Peki kamu ne yapmalı? Suların meydana getirdiği zararları azaltmalı. İki, ondan yararlanmayı öğretmeli. Evet. Ve bunu yaparken o su akarsu civarında yaşayan insanlarla ortak yapmalı. İçinde kesinlikle, yaşayanlarla da. Kesinlikle. Mesele budur. Yaman evet, santralının özelliği de budur. İşte enerji kesinlikle, mimarlığı dediğimiz zaman zaten güneşe ve toprağa sahip çıkmak tabii, ve bütün tabii, nimetlerini paylaşmak diyoruz. Tabii. Bu kadar tabii, basit. Tabii aynen, tabii. Kamunun görevi bu paylaşımda hakem tabii, rolü oynamaktır. Tabii. Mesele bu. Şimdi tabii güneşi bile satıyorlar biliyorsunuz. Evet. Güneş mesela bizden havayı çok da daha uzakta. Evet. Yani hava, toprak, su yeryüzünde ama güneşi evet, bile satıyorlar. Başka bir yeraltı sularına saat yani, konuluyor ya güneşe de saat takarsak. Güneşe de saat koyabilirler yani. Koyuyor yani, hocam vergi ne demek? Bir anlamda o. Ben mesela evde diyelim ki enerji üretiyorum. Evet. Her şeyi kendim yaptım. Benim evde ürettiğim, çatımda ürettiğim enerjiye eğer vergi koyuyorsa nedir? Güneşe aslında güneşi elde etme. Dolaylı vergi. Dolaylı efendim, vergi koymuş demektir. Verginin mantığı şöyle. Kendine fayda sağlıyorsan biz de senin güvenliğini sağladığımız için bize pay vermen lazım. Evet, evet. Yani, maaşımı ödemen lazım. Maaşımı evet, ödemen lazım. Şey, vergi memuru öyle evet, düşünür. Evet. Ortada bir para dönüyorsa bizim payımız vardır. Ya bunun diyor kaynağının ne olduğunu sonra konuşuruz. Para dönüyorsa bizim payımız vardır. Diyelim ki para dönmüyor. Kendisi vatandaş yaşıyor. Paranın hiç dönmesi demek şu demektir. Ortada bir iktisadi faaliyet var. Onun gölgesidir para. Para dönüyorsa iktisadi faaliyet var. Bir fayda fayda var ortada. Bu faydadan biz payımızı evet, almalıyız. Para bunun göstergesi. İyi göstergedir, kötü göstergedir. Sonraki bir konu yani. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Heh. Konuyu dağıtmadan. Sudan evet suyla yapmayalım. Ilgili. Evet. Bakın neden su üzerinde mülkiyet olmamalı? Bir de mantıken bakıyorum. Mesela bizim ülkemizin bir yıllık su ihtiyacı insanların İstanbul'daki beyefendi kadar su kullanmak kaydıyla Hakkari'deki Kılçadır'da yaşayan yurttaşı. İstanbul'daki beyefendi gibi arabasını yıkayacak, bahçesini sulayacak, çiçeklerini sulayacak, her gün duşunu alacak, damacanadan suyunu içecek. Hakkari'deki yurttaşım da Yusufeli'deki dağdaki çobanlar da bu hakkını kullanacaklar. Bütün bunları böyle şumurlu bir şekilde oturup hesapladığın zaman tarım alanlarının da ihtiyacını hesaplıyorsun. En çok su ihtiyaç duyan ürünü elde etmek için hesaplıyorsunuz. 11-12 milyar metreküp suya ihtiyacınız var sizin. Peki gökten Tanrı, Allah, doğa inancınıza kim göre istediğinizi kim kullanıyorsa evet. Ne kadar su gönderiyor ülkemize? Ben bu programlara başlamadan önce 550 milyar metreküptü. Şimdi 510'a indirdiler. 510 milyar metreküp gökten su gönderiyor. 500 olsun can. Olsun efendim. Peki bu 510 milyar metreküp su gökten şeyimize, coğrafyamıza iniyor. Bunun ne kadarı akışa geçiyor? DSİ diyor ki 186 milyar metreküp akarsularım var diyor. Yılda akan suyun miktarı 186 milyar. 150 de sorun değil. Yani ben bir şey demem 150. Ama ben DSİ'ye şunu soruyorum. Ya benim ihtiyacım 11 milyar metreküp. Yani. Sen 150 milyar metreküp suyu almışsın, kullanmışsın. Su yok diyorsun. Evet. Hiç mi utanma ha, yok? Utanmak yok. Su hocam yok burada değil, çok önemli yok, bir konu. Sevgili izleyiciler bakın. Diğer yok, bütün olaylarda olduğu gibi çıktı. Aslında bu ekonominin de safsatasını gösteriyor şimdi temelini. Şimdi boş barajlar o zaman neye kullanılıyor?
su krizi var söylemiyle tabii, halkı tabii, tabii, irite etmek için, tedirgin etmek gayet için, tabii, düşünemez hale gelmek için. Mecburuz yapmaya. Hocam sular var burada topluyorlar diyelim ki barajlarda. İnsanlar su kıtlığı çekiyor. Yani halbuki yaysalar fazlalıkları. Peki barajlarda buharlaşan su miktarı ne kadar? Bir de o var. Ya. 13 milyar metrekare. Bütün kullandığımızdan fazla. Peki baraj cidarlarından yani göllerin cidarlarından kaçan su miktarı en az 20'dir. Ama onu böyle bir şeye dayalı söyleyemiyor. Kimse söyleyemiyor. Niye? Kaçan suyu ölçmek yani lazım. Yani sırf bu yüzden 3 ama buharlaşmayı ölçüyoruz. Hocam biz her bölümde buna da tekrar ediyoruz tekrar. 4 tane temel faktör etrafında. Yani bu kapitalist sistemde 4 tane temel şey. Bilgi, iletişim, lojistik, enerji. Evet. Hepsi tepede üretiliyor. Evet. Bu tabii bütün hepsini belirleyen alanlar aslında. Lojistik evet, mesela. Suyu da lojistikle şey yapabiliriz değil mi? Evet. Fazlalık var. Suyun fazlası var. Bunu insanlara ulaştırmanız lazım. Halbuki doğal akışı içerisinde ulaştırabilirsiniz. Fakat baraj yapıyor tepeden birileri. Burada topluyor ve bir kıtlık ekonomisi aslında yaratıyorlar. Evet. Gerçekte yapay bu. Yani doğal bir şey değil. Doğada şey var. Yani her şey yetiyor. Niye ne gerek var bütün bu safsatalara? Ama dediğiniz gibi o yapay kafalarda yarattıkları bir algı aslında. İrite etmek. İnsanları yani, düşünemez hale getirmek için. Birbirimize yetecekken bu yüzden 3 katını ziyan evet, ediyoruz. Aynen öyle. Ve fayda kendi paramızla yaptırıyorlar. 3 katı zarar bize. Evet. Üste para ödeyerek. Ve yarabbim bu nasıl bir akıldır? Yaşam alanlarımızı evet, yok ederek. İnsan varlığı, bitki varlığı, doğa varlığı. Ben her şeyi bir ziyan ederek. Ben bilgi daha vereyim. Tabii programınıza uyarsa. Mesela GAP'la ilgili konuşuyoruz. Uyar hocam. Buyurun tabii. Bilgileri. Evet. GAP'la çalışıyorum. İkinci kitabım GAP'ı da önemli derecede. Hayırlı olsun. Elimde hayırlı GAP raporu var sağ olsun. Bekliyoruz. Artık yardım ediyorlar bana. Bekliyoruz bir yerden hocam. Bilgiler geliyor. GAP 1 metrekare tarım alanına akarsulardan 90 santim su almışlar. Ne kadar zaman için? 3 ay 4 ay sulama mevsimi için. 90 santim. Dehşet bir şeydir. Evet. Bu ancak ve ancak inanılmaz bir ihanetle programlanmış bir kafadan çıkar. Bir daha söylüyorum. Evet. İnanılmaz bir ihanet için programlanmış bir kafadan çıkar bu. GAP projesi. GAP projesi. Ağzına sağlık. Şimdi bu konuda gazeteci olarak bilgi edinmek isteyenler Soner Yalçın'ın bir ara gözaltı Denizli'de gözaltına alındığı sırada yazdığı bir makaleyi okuyabilirler. Evet. Evet. Hatırlıyor musunuz başlığı olarak hocam? Bir okuyayım onu ben. Ben mail adresinizi verin onu tamam, göndereyim onu size. Paylaşırız. Hatta biz sitede. Bir tanıdığım bir hanım bunu başka bir hanım ona göndermiş bu şeyi makaleyi. O hanım da cevap yazmış karşısındakine. Vay vay vay. Naci yıllardır haykırıyordu. Mertebe doğruymuş. Ben de kendim İllaki başka. Dedim ki ya hakikaten yıllardır haykırdığın doğru da en ayık yurttaşım başka yerden şey gelince, makale gelince rahatça hemen bana göndermiş sağ olsun. Evet. Bu daima öyledir. Yani bir başka bir yerde daha var mı? Senin gibi bir söyleyen daha var mı? Rahatlayacak. Evet. Zaten ben ilk çıktığım zaman abim, kardeşim makine mühendisi, abim kaptan bana çok acıyarak bakmışlar. İtiraz ettiler. Ama ben bu işi fark ettiğim zaman, mücadele etmeye karar verdiğim zaman bütün bunları diyeceklerini biliyordum. Bana deli diyecekler dedim. Bir şeyler diyecekler. İşte bulunduğun yerden seni atarlar, aç kalırsın, sefil kalırsın. Dediler. Tabii yani, tehdit her boyutta oluyor. İnşaat mühendisisiniz. Tam bu fakat alan içerisinde. Fakat Allah razı olsun. Benim o zamanki şeyim, patronum diyelim. Evet. Beni 5 sene bu konuyu Ankara'daki hükümete iletmem için sessiz bir şekilde destekledi. Eyvallah. Son 2 senede çok darlandı. Evet. Yukarıdan sıkıştırdılar. Ayrı. Evet. Hocam 5 alanla ilgili şöyle bir üstüne ben not almıştım ya. Yani eksik fazla tabii bunları tamamlamak mümkün değil bu kısa süre içerisinde ama birisi 5 büyük kötülük derken işte düzenli akması için tedbirlerle ilgili evet, tabii. ilave edeceğiniz şeyler varsa yine. İşte rakımları evet, mühendislerin tahayyül edemeyeceği kadar aslında aşağıda durumda aşağıda kalıyor. İşte. Yukarıda şimdi, olması gerekirken. Yukarıda 1800, olması 1800-2000 metre 2500 metre üzerinde olması lazım. Evet. 50 metrede yapılan barajlardan söz ediyoruz. Var, hiçbir 50'de. Yani aslında 50'de, %100'de, %200'de. Amaca yönelik değil. Çok saçma.
%90'ı yararlı kısmı dolduramıyor aslında. Tabii tabii. Çünkü aynı o ırmak üzerine diyelim ki sayısız baraj yapılmış belki veya çok sayıda baraj. Onlar kullanılmıyor. Kullanılmıyor yani. Aynı. Ama her baraj bir kere dolduruluyor test için. Bütün melanetlerini işliyor. Bitti. Evet. Ondan sonra faydası olacakmış olmayacakmış o planı yapanın derdi bir de değil. Barajların hacminin yarıdan fazlası işte ölü hacim demişim %70'le ilgili. Bir... Halbuki ölü hacimin %20'den fazla olmaması lazım. Bizim hocalarımızın önerisi oydu. Ben hatta derim ki %10'dan fazlası bile yanlıştır. Siz tabandaki suya ne demiştiniz? Tekrar ölü izleyicilerimiz için. Ölü hacim. Yani o kısım mutlaka olması gerekir. Çünkü orada şart insan değil. Canlı yaşamı için hayır, dediğimiz. Hayır, o akarsuda. Taban suyu dediğim taban akarsuda. Suyu, taban suyu pardon. Barajdaki taban suyu ölüsü. Kısmı, evet. Taban, barajdaki ölüsü. Ölüsü. Ki orayla ilgili. Adı belli, üzerinde belli. Hiçbir ölüsü. Şey yaramıyor. Hiçbir yani. Şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramaz. Tamam. İçinde diğeri de taban maddeler. Suyu. Yani canlı nesillerin, türlerin şurada, var olabilmesi için. Akarsudaki en bir akarsuyun bir yıllık su. En tabandaki dediğimiz evet, o değil mi hocam? En, evet. En aşağı indiği seviyenin ortalaması olarak ortalaması. En düşük seviyede alınabilir ama o popülasyonu azaltabilir diye ortalamasını alıyoruz biz mühendis olarak. Evet. Irmaklarda neden balık mesela, kalmadığını. Mesela Çoruh Nehri'nde bu bir yılda akıttığı suyun %2'sini bir ayda akıtıyorsa o taban suyu seviyesidir. Evet. Mesela. Yani elektrik enerjisi, ucuz enerjisinin enerjinin bir safsatı olduğunda yalan, büyük yalan olduğunu, büyük yalan olduğunu büyük öğrendik. Burada hocamızın bir ara çok güzel bir şey söyledi. Hani minerallerle yamaç, evet, yama santrallerini söylemişti. Yani çok güzel bir hatta tabiri vardı. Bitkiler falan. Oo nereden geldi bu mineral? Evet, tabii tabii. Bana hiç böylesini görmemiştik. Hiç böylesini görmemiştik. Doğal yollardan. Tabii. Halbuki santrallarda diyor ki oh ne güzel su gönderdiniz. O ya. Ne güzel su gönderdi. Evet. Ama barajlarda ne oluyor hocam bunlara? Altında böyle bu biriken şeyler ne oluyor? Bu mineraller barajın ölü hacminde birikiyor, birikiyor, birikiyor. Çamur haline geliyor. O ölü hacimde bitki artıkları, canlı hayvan artıkları da oluştuğu için oradan karbon monoksit, karbondioksit ve metan gazı yürüyor. Onun için barajların alanlarına göre uluslararası küresel ısınma fonuna para ödüyorsunuz. Karbon konusuna girmişti. Temiz enerji. Temiz de hani sevgili izleyiciler. Karbon. Bakın yani, burada da karbon varmış. Abdest tabii, almış tertemiz. Tertemiz. Ya. Kesinlikle. Yani orada. Başka bir şey daha var. Bunu çok iddialı olduğum bir şey değil. Barajların etrafında tanımadık mikroplar oluşuyor. Tabii. Ve bilmediğiniz bir hastalık oluşuyor. Asuvan Barajı'nda bu olmuş. İklimsel dalgalanmalar. Ve Mısır Asuvan'ın açlığını çekiyor şimdi. Asuvan'ın meydana getirdiği kıtlığı. Bölgesel iklim şartlarını değiştiriyor. Evet. Geçenlerde vardı baraj olan yerde rutubet başka artıyormuş. Başka bir şey daha şöyle. Rutubet artınca bilmem ne oluyormuş ya Rabbim ya Resulallah. Barajlar kütlesel olarak ısı tutuyorlar suyla beraber. Dolayısıyla barajların etrafına kar yağmıyor. İşte iklimsel değişiklik. Kar yağmayınca tabii. Ne oluyor biliyor musunuz? Zaten toprağın karlarla rutubeti azalıyor. Toprağın rutubeti azalınca üstündeki yıllık ot üremiyor. Tabii. Yıllık ot üremiyorsa toprakta organik madde miktarı düşüyor. Toprakta organik madde miktarı düştüğü zaman onun erozyona açık hale geliyor. Çünkü bir toprakta organik madde miktarı varsa düşen yağmur o topraktan parça koparamıyor. Ama organik madde miktarı yoksa her yağmur damlası o topraktan şey götürüyor. Burada çok net aslında bir şey daha çıktı hocam. Bir tecrübemi paylaşayım ben. Adıyaman'da bir konferansa gitmiştim ben. İlk defa gittim oraya. Uçaktan böyle geçerken baktım deniz gibi olmuş oraları falan. Tabii. Ben tabii Adıyaman nasıl bilirim? Yani karasal iklimdir değil mi? Soğuktur falan evet, böyle. Evet. Abi indik İstanbul havası. Evet. Yani deniz iklimi gibi. Şimdi dedim ki nedir filan ya burada hocam biz deniz geldi buraya filan böyle övünüyorlar ya yazık şimdi. Evet, deniz yazık var burada filan. Ve sonra şey, kar kaçtı. Aynen dediğiniz yer. Burada rakımı nedir bilmiyoruz ama kar kaçtı. Kar kaçtı. Fazlalık nereden geliyordu? Kardan geliyordu. Evet evet. İklimsel, şimdi kar gitti. İklimsel müdahale bu işte. Ha, işte iklimsel müdahale tam hocamız evet dediği gibi. Yani kar kaçtı. Fazlalığın da anlamı kalmadı ki kar kalmayınca. Şimdi bakın toprağın rutubeti en çok kardan besleniyor. Sebebi şu. Kar eridikçe yavaş yavaş eriyor. Toprağa evet rutubet veriyor. Yağmur yağsa aynı miktarda
miktarda karın erimesinden meydana gelen suyu siz absorbe yağmur edemez, olarak tabii, oraya akıtırsanız tabii, sadece toprağı kaybedersiniz. Tabii toprak erozyon. Halbuki olur, kar olursa o sünger gibi yavaş yavaş, sünger gibi emiyor ve bitki köklerinin dibine kadar siz rutubet sağlıyorsunuz. O zaman bitki yaşıyor. Kar yağmayınca bir müddet sonra bir bakıyorsunuz ki arazi çıplaklaşmış. Evet. Bu büyük bir fakirliktir. İnsanlar fark yani etmiyor. Yani yaratılışa müdahale ediyoruz. Evet. Farkında mıyız? Evet. Ey insanlık yahu. Evet, evet. Bu soruyu evet, sormak lazım. Evet, evet, evet. Ve ne elde ediyorsun? Tam tersine zararlı felaket, işler. Felaket. Felaketine sebep oluyorsun. Evet. Aman Tanrım. Evet. Buna da medeniyet diye hadi bakalım yeni baraj yapacağız diye yola devam ediyorlar. Helal şimdi olsun. Acı tarafı helal olsun, okumuş, profesör titri evet, taşıyan insanlar evet, halen bunu bağırıp çağırıyorlar. Evet. Amerika'da barajlara karşı mücadele 25-30 sene önce başlamış. Tabii tabii tabii. Ve bir kadın doğum uzmanı biliyor musunuz bu işlerin başındaki adam? Çok enteresan. Ya tabii evet, şey yok yani. Bana şunu soruyorlar. Amerika'daki barajlar da yanlış mı kardeşim? Barajlara doğru bakarsan onların da yanlış olduğunu söyleyebilirsin. Söylemeyebilirsin de. Sen teknik olarak bakarsan bu baraj dolup boşalıyorsa teknik olarak doğru dersin. Evet. Mali olarak bakarsan bu barajı yapmak ekonomik olarak sana fayda sağlıyorsa doğru. Evet. Ama bir çevreci gözüyle bakarsan bu baraj yanlış. Yani ana varlığını kaybediyorsun. Halk bunu bilemiyor ki. Ya halk zaten bakamıyor. Bakamıyor. Başkaları ancak onlar adına peki, bakıyor. Peki bu barajlar Amerika'da 70 bin tane baraj varmış. Amerika'da şimdi konuşacağım. Evet. Parasını çoğaltmak isteyen şirketler de çok. Evet. Bir daha söylüyorum. Amerika'da parasını çoğaltmak isteyen şirketler de çok. O başka bir kapitalizmin oyunu. Evet. Tabii canım. Ama yani bedeni daha doğrusu karnımı doyuracağım diye dört parmağım gitsin der misiniz? Kolum gitsin, bacağım gitsin yeter ki karnım aynen, doysun der misiniz? Tabii. Bu baraj yanlışlığı aynen buna yanlış benziyor. Evet. Yanlış kardeşim. Çoruh enerji planı başladıktan sonra Çoruh Havzası'ndan sadece Artvin coğrafyasından 55 bin kişi göçtü. Evet işte buyurun. İş sahası açılacaktı baştan. Biz hep bununla evet, konuşuyorlardı. Şu kadar para gelecek buraya. Bu baraj çok işte milyarlarca dolar. Millet de zannediyordu ki dolarlar yağacak Artvin'den. Evet, evet. Artvin'e sadece toz yağdı. İşte kolunu kestin bıraktın. Neye yaradı? Evet. Artık kolsuz kaldı. Tabii. Yani Cerat Tepe'de bu barajlarla ilgilidir deyince insanlar önce evet, şüpheyle bakıyorlar. Bir programda Çetin Ünsal'a abi dedi Cerat Tepe ile ilgili bir programa seni çıkarsam gelir misin? Ya Çetin dedim ben 11 sene önce bir şey söyledim. Ne çileler çekiyorum bu barajlar gördüm. Şimdi dedim Cerat Tepe için de bir şey söyleyeceğim. Bir 10 sene daha uğraştıracaksın dedim. Abi ne söyleyeceksin dedi. Dedim ki bu baraj programları var ya yaptık ya dedim Fırat ve Çoruh üzerindeki barajlar. Onları dedim haritanın üzerine şöyle bir koy. Sonra Artvin şehrini de oraya iyice bir etrafını yuvarlak halka haline getir. Ondan sonra haritanın karşısına geç. Beraber konuşalım. Evet. O programdan sonra Sayın Banu Ağa var. Artvin'e gitti. Dönüşte kendisiyle görüştük. Çok yardımcı oldu. Konuyu kavradı. Olayın anlaşılması için çok yardımcı oldu. Aklın yolu bir. Evet. Orada yavaş yavaş vaktimizi sona eriyoruz. Evet. Son öyle mi? Kısımları evet, yani çok güzel. Burada da çabuk bitti. Evet. Çok zaten. Barajları durduramazsak eğer bütün programlar çabuk bitiyor. Evet. O zaman. Çünkü kendimizi bitiriyoruz. Farkında aynen değiliz. Öyle. Evet. Evet. Aynen öyle. Evet. Sevgili izleyiciler çok güzel oldu hocam. Benim kendi açımdan onu söyleyeyim. Yani bizim evet, çaresiz içerisinde anlattıklarımızla tamamen örtüşüyor. Burada tabii başlığınızda şu anda tam anlaşıldı. Su ülkeyi böler mi diye tavsiye etmişsiniz. Evet, evet. Tam oturdu orayla ilgili gerçekten. Su ülkeyi eğer farkına varmazsak böler hakikaten. Bir doğru planlama yapılmazsa bölmek için kullanılır. Bölmek evet, için de kullanılır gerçekten. Tabanda insanların yani herkes gibi bir mülk değildir. Mülkiyeti olamaz. Kaslar, toprak, su havanın da ve havanın mülkiyeti olamaz. İşte kullanma hakkı olabilir, satamazsınız. Aynen. Şimdi evet, piyasalarda satar hale gelince zaten olan hadise piyasalarda evet, enerji piyasalarında bu satılmaya başlanır. Hadi bakalım ne varsa devasa bu
kağıt kalem işte bilmem bilgisayar hesapları arasında, rakamlı arasında her şey gider. Tabii reklam olmasın diye ismini vermiyorum. Bir Anamur'daki bir yazar kitabını bitirdikten sonra bana göndermiş, sağ olsun aldım. Kendisiyle telefonla görüştüm ama kitabı müthiş. Hedefe alınan ülkelerde hangi operasyonlar hangi sırayla yapılıyor onu anlatıyor. Ya buyurun. Birincisi tohum, ikincisi toprak, üçüncüsü su üzerinden yapılıyor tam operasyonlar. Oraya ülkeyi hedeflediği zaman bunu yapıyorlar ve korku yaratarak. Önce korku yaratıyorlar. Tohum, toprak, su. Evet. Yani biz de tam oralara girdik bu şekilde. Yani aklımızı kullanamazsak bize bizden başka düşman gerekmez. Zaten pislik yağdırıyor ya. Ayet-i kerimede. En ucuz savaşta Ahmet böyle kazandı. Ahmet diyor Allah-u Teala ben pisliğimi yağdırırım. Pislik yağdırırım. Tabii. Bu kadar. Aslında bizim kendimize evet. Ellerimizle. En ucuz savaş böyle kazanılır. Zaten aptallıkta devam etsinler. Ben ne uğraşacağım? Bir kuruşun atmama gerek yok. Son yüzyılların sömürgeciliği böyle. Tabii, i̇şte emperyalizm tabii. Dediğimiz budur. Aynen. Burada tekrar ben yenileyim sevgili izleyiciler. Şimdi Mazlum Çoruh kitabını hocamızın, Naci Özen hocamızın biz sitemizde paylaşacağız. PDF haline getirecek. PDF'ini de gönderirim. PDF haline gelmemiş halinde. Belgesinde iki türlü de işe yarar. Biz PDF olarak şey yaparız onu paylaşırız ve mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Ben de okuyacağım hemen. Şimdi haritalar vardır görürsünüz bu haritalarda. Kitap olarak ben alacaktım ama uzun süre önce ben hocam Çelik hocam vasıtasıyla öğrenmiştim. Ama bulamamıştım o kitabı. Yakınlarıma okusunlar diye verdim. Okumayanlardan geri alıyorum. Hocam da tam bizim gibi açık kaynakçıymış. Bunu PDF olarak tabii. Kendisi hiçbir telif hakkı işine girmeden halletmiş yani, sağ olsun. İlla para vermek isteyen olursa ikinci baskısı için kenarda tutsunlar parayı. Ben ikinci baskıya geçince matbaaya gönderirsiniz. Aynen öyle. Evet sevgili izleyiciler. Son cümleyi alalım hocam. Sizden de alalım. Ben hoşça kalın diyorum. Ben şöyle söylüyorum. Bütün medyada çalışanlar, yönetenler ülkelerine yapılan büyük kötülükleri önceliğe almak kaydıyla halka anlatmakla mecburdurlar. Yoksa mesleklerini icra etmemiş olurlar. Sağ olun abi. Evet. Güneşe ulaşmak, suya ulaşmak Allah tarafından bize verilmiş bir lütuftur ve haktır. Evet. Bunu kendi kendimize elimizden almaya müsaade etmeyelim, fırsat yaratmayalım. Evet. En azından yani Allah'ın verdiği aklı kullanarak. Başka da bir şeye vallahi ihtiyacımız yok. Akıl bize yeter. Çay TV izleyicilerine de İzledikleri için selamlarımı, sorumluluk duyanlar için de saygılarımı sunarım. Evet. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.